İyi günler sayın seyirciler. TV 262 ekranlarında Kocaeli'nin gündemi programıyla karşınızdayız. Dilek Dilamert haberci biziz biz sitesinden bana yardımcı oluyor sağ olsun. Aklım ve gözlerim fazla yorulmasın diye. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programını Kocaeli gazetelerinin ve internet gazetelerimizin köşe yazarları üzerinden yapıyoruz. Haberlere çok fazla yer vermiyoruz. Çok önemli bir şey değilse. Hemen cumartesi, pazar ve pazartesi günü gazeteler olduğu için 3 günlük vakti yetiştirmek açısından hemen başlıyorum. Bu arada ana kumanda 2'de 1 nasılsınız filan deyin izleyiciye diyorsunuz ama onlar bana cevap vermiyorlar. Onların iyi olduğunu biliyorum. Tamam. 29 Nisan Cumartesi Kocaeli Gazetesi Çevre Mühendisi Odası'ndan şok açıklama. İzmit ve Gölcük'ün havası Dil Ovası'ndan daha kirli. Çevre Mühendisleri Kocaeli Şube Başkanı Sait Ağdacı hava kirliliğinde hava denilince aklımıza Dil Ovası geliyor ama parametrik değerler İzmit ve Gölcük'ün daha tehlikeli olduğunu gösteriyor. Köşe yazılarında var, bunları konuşacağız. Egzoz dumanlarıyla ilgili, transit geçişlerle ilgili hava kirliliğimiz İzmit'te artmış. Necdet Güler'in gürültüyle ilgili çok, benim de çok hassas olduğum bir yazısını Dilek okuyacak, Dilek Mert. Ama bir özetleyeyim şöyle önce gazeteyi. Tanzer Ünal, Türkiye başına buyruk yaşayabilir mi? Güzel bir köşe yazısı. Bunu da okuyacağız, Dilek okuyacak. Cenaze kalkarken göbek atmak diyor Tanzer Ünal. Okurların şikayeti var televizyonda evlilik programlarıyla vesaireyle ilgili. Onunla ilgili hani kaldırılacaktı, yasaklanacaktı, niye kaldırılmadı diye sormuş Tanzer Ünal'ın okuru. Bir tarafta şehit cenazesi haberi varken diğer tarafta evlilik programları gayet basit ve aile yapımıza uygun olmayan programlar olduğu konusunda toplumun hemen her kesiminde bir ittifak var. Yani aynı görüşteler. Ama nitekim bu yazıdan sonra herhalde en son yayınlanan kanun hükmünde kararname ile evlilik programları kaldırıldı arkadaşlar. Geçmiş olsun hepimize. Evet, basın özgürlüğünde 155. sırada olmak. Yine Tanzer Ünal'dan okuyacağız ve konuşacağız. Hasan Altınkaya'dan AK Parti'de yenilenme bekleniyor. Başlık yazısını şuradan itibaren Dilek Mert okuyacak. Cumartesi günkü Kocaeli gazetesi dolu dolu. Hangisinden başlayalım? Gürültüden başlayalım. Ortamı germeyelim. Önce bir neden gergin olduğumuzu bilelim. Gürültü konusunda kim yazmıştı daha önce yine Kocaeli gazetesinden? Gürültü. Tanzer Ünal yazmadı. Hayır. Şimdi aklıma gelir. Küpçü yazmıştı, evet. Hatta ne yapmaları konularında bir ilave ettik. Necdet Güler'den gürültü. Geçenlerde Şirintepe'de durakta otobüs bekliyorum. Yanıma kağıtla kaplı sepetle bir çocuk geldi. Amca simsim. Çocuğun sessizliği dikkatimi çekti. Simsim neden bağırmıyorsun? Amca diyen adamları geldiler. Diğer engellediler. Bir fark etmediler. Onlar böyle sessiz diyorum. Bunları konuşurken aklıma ses kirliliği geldi. Avrupa ülkelerinde ses kirliliğini önlemek için kanunlar çıkarılıyor. Örneğin ya da yürürlükte olan kirliliği şöyle tarif ediyor. Yerleşim ortamda insanın aktivitelerinde rahatsızlık, tehlike oluşturacak maddi varlıkların, anıtların yerleşim ortamıyla dış ortamın kötüleşmesini ve aynı ortamlardan yasal yararlanma olasılığını ortadan kaldıracak tarzda yani o ülkede sadece ben bu satırları yazdığım sırada Şirintepe Öğretmenler Sitesi'nde hemen hemen her gün dolaşan bir hurdacı kamyonunun mikrofondan yayılan ses kulaklarımı tırmalıyor. Öyle bir ses ki insanın etkilenmemesi mümkün değil. Üstelik tam gitti diyor. Köşeden yine çıkıyor. Artık bugün gelmez diye düşünüyorsunuz. Mikrofon yoluyla yayılan ses binaların duvarlarından yankılanıyor. Hurdacı geldi, eskiler alıyorum. Aynı sözler dakikalarca tekrarlanıyor. Değil. Hurdacı geldi, eskiler alıyorum dese gene biz razıyız. Konuşmuştuk işte Mustafa Küpçü'nün yazı sırasında. Hurdacı geldi diye bağırmıyor adam. Hurdacı yapıyor. Ne demekse yani. Böyle insanın sinirlerinin ucuna kadar iniyor yani. Öfkelendirmek için ne mümkünse o mikrofonda yapıyor. Zaten çatlak bir mikrofon sesi. Hurdacı değil. Hurdacı neyse. Sağ olsun. Necdet Güler devam et. Aynı sözler dakikalarca tekrarlanıyor. Tam bir rezalet. Gel de sorma. Simitçi çocuklar için yasak olan örneğin bu hurdacı için nasıl yasak olmuyor? Simitçi çocuğun farkına varanlar bu kamyonet için gereğini neden yapmıyor? Nedenini herkes gibi ben de biliyorum. Ülkemizde birçok konuda sorunları çözmek görevli olanların keyfine tabidir. Bu keyfi davranışın bir sonucudur ki simitçinin sesini duyanlar bir kamyonetten mikrofonla tekrarlanan azap bozucu sesi duymuyorlar.
Çarşının en kalabalık caddelerinde, marketlerin kapısında bazı kişiler ellerinde mikrofonlarla da bangır bangır müşteri çağırıyorlar. Birkaç gün önce kalp ameliyatı olan bir dostumu ziyaret için Atatürk Bulvarı'na gittim. Orada da benzer marzlara. Görünüşte motosiklet satış yerleri olan yerlerde tamir edilen ve denenen motosikletlerin sesleri yolun iki tarafındaki apartmanların duvarlarından yankılanıyor. Bir gürültü ki sormayın. Hastalar var, çok yaşlılar var, ders çalışan öğrenciler var ama kimin umurunda? İşin en ilginç tarafı bu bulvarda bir okul var. Bu okulun müdürü bu duruma nasıl katlanıyor? Öğrencilerin kötü etkilendiği kesin olduğuna göre ilgili makamlara durumu iletmiş olması gerekiyor. Acaba nasıl bir sonuç aldı çok merak ediyorum. Olayın bir başka yönü de valilik binasının bu yere çok yakın olması. Gürültü bir çevre sorunudur ve orada çevre müdürlüğü var. Tabiri caizse burunlarının dibindeki bu çevre sorunun için ne yapıyorlar? Toplum bundan rahatsız olmuyor mu? Avrupa kentlerinde yaşayanların %25'ini sağlık ve hayat kalitesini etkileyecek derecede ses kirliliğinden zarar gördüğü belirlenmiştir. Bu araştırma bir örnek olmak üzere İzmit'te yapılmış olsaydı oran herhalde yaklaşık %75'e çıkardı. Çünkü bu kentte yaşayanların çok büyük bir kısmı ses kirliliğinin değil gürültü kirliliğinin üstelik çok büyük boyutta olduğu ortamlarda yaşıyor. Bunun yarattığı biyolojik ve ruhsal tahribatın farkında değil. İşin tuhafı ses kirliliğini önlemekle görevli olanların da bunun farkında olmadığı kesin demiş Necdet Güler. Evet teşekkür ederim. Ona daha önce Mustafa Küçük'ün yazdığı yazı sırasında söylemiştim. Bir ilave yapayım. Araçların kornaları neden ilave edilmiyor onu anlayamıyorum. Hiç kimse ona değinmiyor. Benim çok rahatsız olduğum bir konu yani gereksiz yere aracın korna çalması. Özellikle halk otobüslerinin çok yüksek sesli kornaları var. Da 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 böyle acayip. Şurada demin gazeteleri okuyorum yine ofiste televizyonda. Aşağıdan korna kıyamet kopuyor. Aşağı kafamı uzattım baktım. Yani trafik sıkışmış. Halk otobüsü basıyor kornaya. Yani orada bir tane polis gelip de kardeşim sen niye bu kornaya basıyorsun diye bir ceza falan yazma hakkı yetkisi var mı yok mu bilmiyorum ama en son birisi bir camı çerçeveyi indirdiği zaman bunların anlamını, manasını daha iyi anlayacağız yani. Evet, teşekkür ederim. Devam edelim. 29 Nisan 2017 Cumartesi Tanzil Ünal'ın köşe yazısıyla devam ediyoruz. Türkiye başına buyruk yaşayabilir mi? İşte son zamanlarda çektiğimiz sıkıntı bundan. Agit gelir rapor düzenler, referandum eşitlik ilkesi içinde yapılmadı der. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yeniden denetim kararı alınır. Ardı arkası kesilmez bunların. Yanlış yapmanın sonu yoktur. Tepki verirsin, bağırır çağırırsın. Asıl denetime ihtiyacı olan Avrupa ülkeleridir dersin ama bütün bu yaptıkların ülkemizin düştüğü durumu değiştirmez. Hatta tam tersine dünya kamuoyunda kavga etmek batıdaki ırkçıların ve içerideki ayrılıkçıların işine yarar. O halde ne yapmalıyız? Yapmamız gereken kavgayı ve sürtüşmeyi bırakıp Türkiye'yi hızla normalleştirmektir. Yanlışlarımızdan dönmektir. Ülkemizi yeniden demokratikleşme rayına oturtmaktır. Uluslararası normları hedeflemektir. Ters yolda yürüyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Güç merkezleşti, yasama ve yürütme onun emrine verildi. Böyle bir anlayışla ülkemiz demokratikleşebilir mi? Böyle bir anlayışla ülkemiz huzur bulabilir mi? Başına buyruk yaşamak isteyip de yaşayan, kalkınan, huzur bulan bir ülke gösterebilir misiniz bana demiş Tanzer Ünal. Şimdi ana kumanda senden önce ben bir şey ilave edeyim. Yani yazının başında orayı özetlemek gerekirdi. Diyor ki yani biz diyor böyle Portekiz gibi İspanya gibi kıyıda bir kent olsaydık, kendimize yeten bir kent olsaydık o zaman gürültü patırtı yapabilirdik. Ama diyor işte yeterince üretmiyoruz, ekonomik göstergeler iyi durumda değil vesaireden konuyu almış ve Avrupa'nın aldığı o denetleme kararını filan değerlendirmiş. Türkiye'yi biraz daha itidalli olmaya davet etmiş. Yazının temel mantığı bu ama onun içine güç merkezileşti. Yasama ve yürütme bir kişinin emrine verildi diye kitlemiş araya onu da yani. Yasama ve yürütme kimin eline verildi ben merak ediyorum. Yasama ve yürütme zaten hükümetin elindeydi tek başına. Yani yasama organı olan meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yürütme organı olan hükümetin istemediği tek bir yasa çıkabilir mi? Çıkamaz. Yani hükümet, yürütme, yasama organını rehin almış idi bugüne kadar. Rehin almış idi. Esasen Tanzer Ünal'ın söylediğinin aksine yasama organı bağımsız hale geldi. Neden? Yürütme organı yani hükümet yasama organına yani meclise yasa teklifi bile veremiyor. Yasa teklifi bile veremiyor. Daha önce nasıldı? Yani şu an henüz değişmedi ama referandum öncesi yani şu uyum yasalarından sonra değişecek, düzelecek 2019'da diyoruz ya. Nasıldı? Hükümet kurulur, meclise yasa teklifi verir, bakanlar orada oturur değil mi? Kabine oradan uygun gördük teklifi der, biz verdik zaten der. Milletvekillerinin tepeden gözlerine bakar istersen hayır de. Yani yürütme yasamayı rehin almış idi. Şimdi aksine
Yürütme ayrı, yasama ayrı çalışacak. Kuvvetler ayrılığı ilkesi daha vurgun, daha hızlı bir şekilde, güzel bir şekilde uygulanacak. Baskın bir şekilde uygulanacak diyorum ben. Bu yargıya nereden vardınız merak ediyorum. Sanki bundan önce yasama özgürdü. İstedikleri yasayı çıkarabiliyorlardı gibi bir izlenim var. Aksine ya hangi muhalefetin hangi yasası geçmiş meclisten ya? Hükümet rehin alıyor işte daha. Çünkü yürütme de milletvekili, yasama da milletvekili. İkisi tek elde toplanmış idi. Şimdi aslında kuvvetler ayrılığı oldu diyorum. Ana kumandaya kalktım, bir şey mi diyeceksin? Bakmaktan bakmaya fark var diyor ana kumanda. Tanzer hocam, bakmayı kendi gözünden, kendi çerçevesinden tam olarak yapamıyor, beceremiyor. Yani, o kendi açısından bakar insanlar. O yetilerini kaybeder. Evet, Tanzer hocam diyor, o objektif bakma yetilerini kaybetmiş diyor. Dünyanın en güzel yerinde olan bir ülke var, o da Türkiye diyor. Asya ile Avrupa'nın ortasında. Yani bütün kozlar bizde. Bütün kozlar bizde diyor. Buna rağmen biz normalleşmeye dönelim demesi. Buna rağmen biz normalleşmeye dönelim demesi. Bana çok garip geldiği gibi bir taraftan da manidar geliyor. Manidar geliyor diyor. Geçmiş dönemde biz onların kölesiyiz, uşağıyız. Geçmiş dönemde biz hiçbir zaman uşak olmadık. Biz onların hep uşağıyız. Kimin? Avrupa'nın. Amerika'nın. Ana kumanda da şimdi testinin suyunu kırdı. Ya ucuna gitmeyin kardeşim. Biz ya Türk tarihi boyunca kimsenin uşağı olmadık ha. Hayır. Öyle değil. Ne diyorlarsa yapılıyordu. Ha, ne diyorlarsa yapılıyordu. Siyasi şartlar öyle gerektiriyordu. Neticede 100 senelik mesele yani. 150-200 senelik mesele. Onlar normallik diyor. Ha, uşak olmak normallik diyor. Tanzer hocanın dediğine göre diyor. Avrupa ne diyorsa onu yapmak. Her şeye he demek. Normallik olarak algılanıyor Tanzer Hoca'nın yazısında diyor. Halbuki öyle değil diyor. Biz diyor çok ciddi güzel bir coğrafyada yaşıyoruz. Stratejik bir konumdayız. Ciddi bir devlet tarihimiz var. Değil mi? Dolayısıyla biz kendi şartlarımıza uygun şekilde hareket etmemiz lazım. Başkasının dayattığı şartlara göre hareket etmek bağımsızlık, özgürlük değildir diyoruz. Tanzer Hoca'nın vesilesiyle herkese mesajımız olsun diyor. Dünyanın en büyük ülkesi çünkü millet dışarıdan biz içeriden yerine bitiremedik. Çok güçlü ülkeyiz diyor. Birbirini dışarıdan biz içeriden yiye bitiremedik ülkeyiz diyor. Çok güçlüyüz diyor. Devam edelim. Tanzer Hoca'nın yine bir yazısı daha var. Basın özgürlüğüyle alakalı. Basın özgürlüğünde 155. sırada olmak. Kim nasıl belirlemiş diyebilirsiniz. Önemli değil diyebilirsiniz. Tanımıyorum diyebilirsiniz. Sıralama yapan kuruma öfke kurabilirsiniz. Kusabilirsiniz. Kusabilirsiniz. Ama bütün bunlar ülkemizin dünyadaki basın özgürlüğü saygınlığını değiştirmez. Durumumuz her yıl daha da kötüleşiyor. Basın özgürlüğünde adeta dibe vurduk. 180 ülke içinde 155.'yiz. Bizim gerimizde Brunei, Mısır, İran, Çin, Suriye, Türkmenistan, Eritre ve Kuzey Kore gibi ülkeler kaldı. Daha vahimi Uganda ve Afganistan sıralamada bizden daha iyi noktalarda. Uganda 112. Afganistan 120. Gerisini siz düşünün. Yıllık basın özgürlüğü endeksi nasıl belirleniyor? Şöyle, haber alma şeffaflığı, gazetecilerin gördüğü şiddet, medya kuruluşlarının çok sesliliği ve bağımsızlığı, otosansür derecesi ve hukuki boyutu. Bütün bunlar incelendiğinde Türkiye kendisine dünyada 155. sırada yer bulabilmiş. Bir yılda 4 basamak geri gittik. Son 12 yılda tam 56 basamak geriledik. 2005 yılında 99. sıradayken bugün 155. sıradayız. Yıllık basın özgürlüğü endeksinde kara listeye girmeye 4 sıra kaldı. 160. sıradan ötesi kara liste. İnşallah daha dip yapmayız. İnşallah basını özgür ülkeler arasında katılırız. Basın özgür ülkeler derken ilk 5 sırada Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Hollanda var. Almanya 16. ABD ise 42. 43. Lütfen uluslararası değerlendirmeleri dikkate alalım. Çünkü dünya ülkeleri bu değerlendirmeler çerçevesinde bakıyor. Kriterleri alt alta sıralıyor. İlişki kuracaksa, yatırım yapacaksa buna göre karar veriyor demiş Tanzer Ünal. Şimdi bu... Bilmiyoruz. İngiltere'yi örneklendirmemiş. Şimdi burada ben şunu söylemek isterim. Bu kimin kriteri? Yani uluslararası kuruluş dediği hangi kuruluş böyle bir açıklama yapmış? Türkiye kaçıncı sırada diyor? 156 mı ne diyor öyle bir şey? 155. Işte. 155. Yani hangi kurumun yaptığı bir değerlendirme, hangi kriterlere göre diye soracağız. Kriterleri kendisi orada yazmış. Gazetenin gördüğü şiddet.
Hollanda kaçıncı sıradaymış Hollanda? İlk 5'te. İlk 5'te Hollanda var. Ve kriterlerden bir tanesi gazetecilerin gördüğü şiddet. Şimdi buna ben hiçbir şey konuşmadan kahkahayla gülsem ayıp olur mu yani? Şimdi Hollanda'da bizim bakanımız ziyaret ettiği zaman yaşanan krizde orada halkın yaptığı gösteri vardı. Değil mi? Hani halka yapılan itli atlı baskı bir yana, orada televizyon muhabirinin üzerine at sürmek, jop vurmak, yerlerde sürüklemek bütün dünyanın canlı gösterdiği bir uygulamaydı, değil mi? Ve bu Hollanda, biz hiçbir gazetenin üstünde at sürmedik, it sürmedik, ısıttırmadık ya da hain değilse de tutuklamadık. Bu uygulamayı yapan Hollanda basın özgürlüğü açısından ilk dünyada 5'te olacak. Biz neymiş? Uganda'nın, Afganistan'ın gerisinde olacağız. Öyle mi? Ve bunu objektif kabul edip bir gazetecinin, usta bir gazetecinin köşesine taşımasını ben hayretlerle karşılıyorum yani. Uganda'nın geri, Allah'tan korkun. Yani Türkiye, Uganda'nın, Afganistan'ın, Uruguay mı? Ne vardı bir de yani? Bilmem neyin gerisinde mi sizce? Yani vicdanınıza sorun yani. Sizi nasıl böyle yönlendiriyorlar? Hangi kurummuş bu yani? Kimin haddine düşmüş böyle bir hesap yapmak ya? Hollanda ilk 5'e giriyor. He? Canlı yayında, televizyonda izledik daha Temmuz ayında. Şeyde 2-3 ay önce. Değil mi? Televizyoncuyu üzerine atı sürdü, yere düşürdü değil mi? Polis. Ve kriterlerden bir tanesi neymiş? Gazetecinin gördüğü şiddet. Ya o şey yani, Türkiye Türk gazetecileri yapıldığı zaman şiddet, o hesaba katılmıyor herhalde. Bize serbest. Ve bize bu akılları veren insanlar önce bu Orta Doğu'da, Afrika'da dünyayı kana boyayan ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir ya ajanstır ya bilmem neydir bunlar. Ya bunları biz ölçü alıp da hareket edersek, değil mi? Özgüvenimizi kaybederiz. Abi bir şey söylemek istemiyorum. Sen bir şey diyor musun? Her açıdan ben bakamam da. He, söyle. Biz neden olabiliriz? Onu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz İngiltere gibi, Almanya gibi, Fransa gibi, İtalya gibi ve benzeri Avrupa ülkeleri gibi ne Cumhurbaşkanı'na hakaret edebiliyoruz, ettirebiliyoruz ne de hükümetle ilgili çok ters kısımlar yapabiliyoruz. Biz bunları yaptığımız için bir davranışı soruyoruz. Cumhurbaşkanı'na hakaret var. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'na hakaret var. Hükümete hakaret var. Vatandaşı hain ilan etmek var. Bir tanzoloji da kendisi bile yazmıştı. Evet diyen, hayır diyenler, cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyanlar, evet diyenler ona karşı olanlar diye. Avrupa'da yaz da görelim diyor. Yaz da görelim Avrupa'da bunları. Biz bunları yazdığımızdan dolayı 56. sıraymış. Evet, katılıyorum. Yani biz bu ölçüleri reddediyoruz. Onlar bizi 56'ya koyar, 156'ya koyar bilmem. Biz görüyoruz yani Hollanda'yı ilk 5'e koymuşsun. Hollanda'da yapılanlar belli. Nasıl ilk 5'e girdi? Bari bu sefer giremesin. Başka bir ülkeyi koyun yani. Demek ki dünya kamuoyunun oyunda algı yaratmak için yapılmış bazı çalışmalar bunlar. Köşe yazısının oraya taşınmasına hiç gerek bile yok. Ciddiye bile almaması gerekirdi. Devam edelim. Hasan Altınkaya'nın köşe yazısıyla devam ediyoruz. AK Parti'de yenilenme bekleniyor. Erdoğan'ın genel başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk etapta FETÖ ilişkili yöneticilerin yanında yorgun, kibir ve şatafata kanmış, halkla gönül bağını koparmış parti yöneticilerinin de kenarda kalacağını düşünüyorum. Özellikle teşkilatlarda ciddi bir değişimin olacağı düşünüyor ki bu durumda her değişimi FETÖ ile ilişkilendirmek doğru olmaz. Heyecanlı, daha genç, dinamik ve parti vizyonuna uygun kadroların ivedilikle dizayn edilmesiyle FETÖ temizliği de başlayacaktır. Referandum öncesi itirafçı olan emniyet imamının verdiği listeye göre kırmızı kodlu olan polisler bir gecede nasıl açığa alındıysa siyasi uzantılarında da benzer durumun yaşanacağını öngörmek zor değil. Fakat bu operasyon yapılmadığı takdirde milletin büyük hayal kırıklığı yaşayacağının en iyi Erdoğan biliyordur umarım. İpin ucu kime uzanırsa uzansın milletten gelen talep duygusal yaklaşımın önüne geçecektir. Yoksa bu işin içinden çıkılamaz. Ramazan ayının ardından bu operasyonlar için düğmeye basılır ve tanıdık bildik birçok isim gör evinden uzaklaştırılırsa kimse şaşırmasın. Gör evinden efendim. Evinden değil. Gör evinden. Pardon, oradan kesince. Gör evinden uzaklaştırılmazsa. Birçok isim görevinden uzaklaştırılırsa kimse şaşırmasın. Yaverlere kadar sinsi bir virüs gibi sızan bu örgütün siyasi ayağının olmadığına kim inanır? Siyasette FETÖ temizliği öncesi özellikle AK Parti teşkilatlarında ciddi bir değişimin olacağını ifade etmiştim. Bu konuda mutlaka yapılmış anketler, analizler, halktan gelen istek ve şikayetler vardır.
Partinin kurulduğu yıllarda fedakarca çalışmış, hiçbir çıkar ve menfaati olmamış isimler bugün partinin kapısından bile geçmek istemediklerine göre yıllar AK Parti'den çok şey götürmüş desek yanlış olmaz. Bu manzarayı görenlerin bir değişim için düğmeye basmaması mümkün değil. Şu an birçok parti yöneticisinin derdi ne ülkenin istikbali ne de Erdoğan'a bu yolda destek olabilmek. Varsa yoksa ben buradan nasıl nemalanırım? Kendim olmazsam bile bana yakın bir ismi nasıl getirebilirim? Milletin dediğini dikkate alan var mı? Gerçekten bu ülkenin bir adım ileri gitmesi için çalışan parti yöneticisi sayısı inanın bir elin parmaklarını geçmez. Bu gerçekleri parti seçmeni çok iyi görüyor ve biliyor. Bu yüzdendir ki tabanda bu değişimin beklentisi çok yüksek. Artık sevdalı, gönüllü ve aşkla koşturan dava bilincine yeniden sahip olmak gerekiyor. Binlerce lira değerinde güneş gözlüğü, ceketi ve arabasıyla caka satan, baştan aşağı kibir ve gurur kaplanmış siyasetçi görüntülerinden partinin acilen uzaklaşması gerekiyor. 2000'li yıllara fabrika ayarlarına geri dönülmeli. Partiyi saran virüslerden, kalıba göre şekil alanlardan, güce göre meyil edenlerden ayıklanmalı. 21 Mayıs AK Parti'nin formatlanarak geri dönmesi, silkelenip kendine gelmesi için son şans. Önümüzdeki günler ilginç olaylara gebe sanki. Ne dersiniz demiş Hasan Altınkaya. Evet, Hasan Altınkaya'ya katılıyorum. Ana kumanda ayakta alkışlıyor. Başka var mıydı? Çevirir misin? Tane? Yalnız bir ifadeyi düzeltmek isterim Hasan Altınkaya ile ilgili. İşte memleketini, milleti düşündü, milletini düşünen parti yöneticileri bir elin parmağını geçmez. Bu biraz fazla iddialı. Bir elin beş parmağı var. Yani koskoca AK Parti'de veya CHP'de veya MHP'de. Yani bir beş tane mi adam ancak var, gerisi yok mu? Bu biraz rakamsallığa döndürmesek mantık olarak tamamen katılıyorum yani. Ve şu yazı yani biz tabanda birçok vatandaşın beklentisini çok güzel özetlemiş bir yazı. Hepimiz gerçekten bir beklenti içerisindeyiz konuyla ilgili. Sadece yani memleketi düşünen üst yönetici sayısı bir elin parmağını geçmez ifadesi çok ağır yani. Demek ki gerisi hep kötü mü? Orayı silseydik altını imzalardık yani. Yine de teşekkür ederim Hasan Altınkaya. Tabii gerisine katılıyor. Sadece rakamsal oluyor. Şimdi bir elin parmağını geçmez dediğin zaman yani 6-7 milyon, 10 milyon, 3 milyon, 5 milyon diğer partilerin üyesi var. Değil mi? Üst yönetim var 10 binlerce, 100 binlerce. 5 kişi anca çıkar. Demek yazının temel mantığını kaybettirmiş yani. Kocaeli bazında olmaz ya 5 kişiyi. Ben 20 kişi kefil olacağım adam var ya. Ne 5 kişisi ya. Öyle olsaydı Türkiye elden gitmişti zaten ya. Üst yönetimdi tabii ya. Öyle olsa Türkiye elden gitmişti ya. Öyle olsaydı gitmişti yani. Zaten dönemezdik daha ya. Evet. Özgür Kocaeli gazetesi 29 Nisan Cumartesi. İsmet Çiğit diyor ki Avrasya tünelinden geçtim. Gurur duydum. İstanbul'a gitmiş. Avrasya tünelinden geçmiş. Tabii ülkemiz için yapılan bir hizmet, güzel bir hizmet. Gurur duydum diyor İsmet Çiğit. Demokrat Kocaeli gazetesi 29 Nisan Cumartesi Can Pazarı. Onu okuyacağım. Onunla ilgili de konuşacağım ama şimdi değil. Şimdi değil. Ben giderim o zaman. Adem Turgut. Tarımda kendine yetemeyen ülke olmak. Muhafazakar dediğin dini değerlerine sahip çıktığı gibi sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik değerlerine de sahip çıkandır. Mesela yavaş şehir meselesini birçok muhafazakar başkanın kavrayamadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Geçtim. Muhafazakar dediğin isim kültürel ve ekonomik zenginliğe de sahip çıkar. Bakın dün bir haberimiz vardı. Festivalleri var kendileri yok. Okumuştuk bunu. Başlığıyla Gölcük'te festivalleri yapan ama üretildikleri alanlar, ağaçlar hızla azalan ve üretimi çok düşen fındık ve elma konusunu masaya yatırdık. İşte bu yapan yerine yapılan yazsam rahat okuyacağım ya. Baştan Gölcük'te festivalleri yapılan ama üretildikleri alanlar, ağaçlar hızla azalan ve üretimi çok düşen fındık ve elma konusunu masaya yatırdık. Elbette yeni konut alanlarını belediye belirleyecek ama elma ve fındık üretiminin de korunması gerekmez mi? Tarım alanlarının korunması gerekmez mi? Tarımda kendine yetemeyen bir ülke olmamızı kabul edemiyorum diyor Adem Turgut. Çok bir şey istiyorum. Hızlı geçiyoruz çünkü cumartesi, pazartesi gün gazeteleri var. Uğraş Çiftçi, yaşamak mı, canlı olmak mı? Başlıklı yazısı. Dilek Mert okuyacak Uğraş Çiftçi'den. Yaşamak mı, canlı olmak mı? Sene 1833. Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır valisi Mehmet Ali Paşa isyan başlattı. Bununla da yetinmeyip İstanbul'a doğru yürüdü. Sonra ne mi oldu?
Kütahya'ya kadar gelmişti ki Ruslar Osmanlı İmparatorluğu'nun yardımına koştular. Mehmet Ali Paşa'yı geri püskürttüler ve Ayastefanos Anlaşması'nı imzalayıp bazı imtiyazları aldıktan sonra memleketlerine geri döndüler. Yıl 1853. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında çıkan savaş neticesinde Kırım Rusların eline geçti. Sonra ne mi oldu? Fransa ve İngiltere Rusya'ya savaş açtı, Kırım'ı geri aldı. Sonra ne mi oldu? Kırım'ı tekrar Osmanlı'ya verdiler. Benzer örnekler çoğaltılabilir. Ama önemli olan şu, bu vakalardan ne ders çıkarıyoruz? Siz bilmem ama benim anladığım şudur. Eğer bu topraklarda etliye sütlüye karışmazsanız biri size saldırsa bile bir başkası gelir kurtarır. Yok olup gitmenize izin vermezler. Sizi kendi topraklarınızda bir emanetçi canlı gibi tutarlar. Çünkü bu coğrafyanın bir başka büyük gücün eline geçmesine diğer büyük güçler izin vermezler. Konu eğer bu topraklarda yaşayıp gitmekse kimsenin bundan korkusu olmasın. Siz intihar etmedikçe kimse ölmenize izin vermez. Çok güzel yazmış. Peki mesele bu mudur? Canlı olmak mı? Bakmak ve görmek nasıl aynı şey değilse canlı olmakla yaşamak aynı şey değildir. Sizce biz hangisiyiz demiş Uraş Çiftçi. Evet, çok hoş, güzel bir yazıydı. Yararlandık. Yani Anadolu'da Türkiye, Türkiye'nin daha güçlü, yani bu coğrafyanın daha güçlü bir güç, devletin eline geçmesine diğer güçlü devletler izin vermez diyor. Değil mi? Yani Türkiye bu haliyle iyi. Daha zayıf olsun ister mi? İsterler. Ama daha güçlü bir ülkenin güdümüne girmesini, eline geçmesini diğer güçler istemez. Dolayısıyla bu coğrafyada size bir şey olmaz. Sizi intihar etmedikçe ölmezsiniz diyor. Uraş Çiftçi çok güzel anlatmış. Ama mesele hayatta kalmak değil diyor. Yani sadece yaşamak mıdır diyor mesele diye o soru işaretini kafamıza astı. Mavi Kocaeli Gazetesi 29 Nisan Cumartesi. İzmit Tahir çıkmasının ardından referandumda İzmit'te yapılan çalışmaları anlatan Küçük Kaya, AKP oy kaybeden tek parti, İzmit'te %12 ile 15 arası AKP seçmeni hayır oyu verdi dedi. Evet. CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçük Kaya diyor ki İzmit'te %12 ile 15 arası AKP seçmeni hayır oyu verdi diyor. İlk defa böyle bir açıklama duyuyoruz. Burada defalarca konuştuk. İşte AK Parti'nin oyu burada duruyor da nerede diğer partilerin evet oyu diye tartışma yürütülüyordu. Küçük Kaya diyor ki AK Parti'den %10, %12 bir hayır geldi diyor. Ben de katılıyorum yani. Hatta veren birkaç kişiyi tanıyorum yani. Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve diğer 5 yönetici Cemalettin Öztürk'ten şuradan itibaren okursun diyerek ben bunu özetlemeyeyim. Ondan sonra da Yüksel Ercan'dan Yalnızlar Yüzyılı. Peş peşe bugünlerde Yüksel Ercan'dan duygusal yazılar geliyor. Şu en son işaretlenmiş yer var ya şu. Orada. Cemalettin Öztürk'ün köşe yazısıyla devam ediyoruz. Bu kentteki huzurun diğer isimleri İktidar Partisi İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ana Muhalefet Partisi İl Başkanı Cengiz Sarıbay ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü. Her üç il başkanı referandum sürecinde bu kentte huzursuzluk yaratacak, siyasi kriz yaratacak bütün olumsuzlukların önüne geçtiler. Her üç partinin de tarafları, üyeleri, yöneticileri kentin sokaklarında karşılaştıklarında birbirleriyle kavga etmediler, tartışmadılar ve olumsuz herhangi bir tablo yaratmadılar. Siyasetin normal akışı içinde propaganda çalışmalarını yaptılar, siyaseten birbirlerine yönelik eleştirel yaklaşımlar sergilediler. Fakat diyalog kapılarını asla kapatmadılar. Her üç il başkanı kentin sokaklarında rahat ve huzur içinde dolaştılar, çalıştılar. Her kesimle rahatlıkla buluştular. Türkiye'de diğer illerde bir benzeri olmayan il başkanları toplantısı adı altında bir uygulamayı referandum sürecinde de sürdürerek büyük bir takdir topladılar. Oluşan sıkıntı ve olumsuzlukları masaya yatırıp ortak çözüm ürettiler. Kenti gereksiz gerilimlerden hep uzak tuttular. Kocaeli zor bir kent olsa da yönetim konusunda çok şanslı bir kent. Kocaeli'deki huzurun temelini atan isim Vali Güzeloğlu'dur. Kentte yaşanan bu güzel diyalogların tamamı Güzeloğlu'nun yönetim tecrübesinin bir ürünüdür. Hep söyledim ve yine de söylüyorum. Kocaeli tarihinde yaşanan onca zorluklar içinde hiç bu kadar huzurlu yönetilmemişti. 3 yıldır ilimizde görev yapan, görev süresi içinde başta eğitim olmak üzere çok büyük projelere imza attı. Bu kent Vali Güzeloğlu'nun kıymetini bilmeli demiş Cemalettin Öztürk. Evet, aynen katılıyoruz. Gerçekten büyük şans. Özellikle il başkanları toplantısı kentte yani en gergin, evet hayır gibi gergin bir süreçten geçilirken İzmit'te en ufak bir hukukat olmadı. Bu tabii Vali Bey başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı başta olmak üzere siyasi parti il başkanlarımızın aylık düzenli yaptığı toplantılarında etkisi olduğunu düşünüyorum. Birlikte tartışıyorlar ama kameranın önünde basın önünde şakalaşıyorlar. Ne oluyor? Tabandaki siyasi gerginliği yumuşatıyor. Bu CHP'liler düşman diye bakmıyor, dost diye bakıyor değil mi? Yani çok güzel yönettiler süreci Vali Bey başta olmak üzere. Hepsine ben de teşekkür ediyorum. Cemalettin Öztürk çok güzel ifade etmiş. Devam edelim. Yüksel Erdoğan'a devam ediyoruz.
Yalnızlık caddede, sokakta, evde. Ben beni özlerim, gurbet bu derim. Mezarlıkta güler yaşlı bir dede. Yaşarır gözlerim, gayet derim. Yani ideolojinin günlerde, yani dünyayı tek başına kurtarabileceğimize inancımızın tam olduğu günlerde, yani inançlarımız ile inandıklarımızın aynı noktada buluştuğu dönemlerde, yani dostlukların sokaklarında üç kuruş için satılan bir dünya, biz sanatla, edebiyatla, şiirle daha çok aşırıyken dünya bu kadar bozulmamıştı. Siyasetin dünya ikbali için, Allah rızası için yapıldığı dönemlerden bahsediyorum. Daha fazla konuşur. Kabardı. Tüm dünyasının da kabaracağını, evet. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne akacağımıza inancımızın tam günlerde. Beyaz Saray'ın bahçesinin altımıza ot yedireceğimiz, evet, günlerin çok yakında geleceğine emin olduğumuz anlarda. Ödün verdiğimiz günlerde. Çin Seddi'ne de Türk bayrağı dikecektik ya. Evet. Beyaz Saray'ın bahçesinde atımıza ot yedirecektik. Çin Seddi'ne Türk bayrağı dikecektik. Başka Moskova'ya bir şey demiyoruz. Şu an aramız iyi bu arada. Devam edelim. Başbuğ Alparslan Türkeş'in karayoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçeceğini duyup gece yarılarına kadar Gebze Tübikat Köprüsü'nün altında saatlerce acaba başbuğ şu gelen aracın içinde midir diye heyecandan kalbimizin yerinden çıkacağı gecelerdi. Başbuğ beklerken hani geceye salınan Türkler senin içindi diye başlayan şiirleri avaz avaz okuduğumuz kasvetli akşamlarda günlerin böyle geçeceğini ve hep böyle devam edeceğini düşünürken bir baktık ki simsiyah saçları olanlar beyazlamış, bizim gibilerin ise kafalarında tek tel kalmamış. Herkes kendisini dünyanın merkezi olarak görmeye başlamış. İdealler yerle eksan edilmiş, ego tatmini her şeyin üzerinde kabul görmüş. Vefa ise sanatçı Ferdi Özbey'in şarkısında söylediği bardaktaki sarışın kadın haline bardak almış. Bardaki sarışın kadın haline gelmiş. Ya bardak da sarışın kadın olur mu? Dilek. Bütün duygusallığımızı mahvettin. Devam et. Millet olarak gel ha gönül havalanma. Engin ol gönül, engin ol türküsünden. Hey George versene borç şarkısına geçilmiş. İşte o an anladık ki şiirin, edebiyatın, sözünün hiçbir anlamı kalmamış. İnançlarımız olduğu yerde duruyorken inandıklarımız şekil değiştirmiş. O aşamadan sonra yalnızlığın en iyi dost olduğu, herkes tarafından daha fazla kabul gördüğü günler başladı. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Kalabalıklaşan caddeler içerisinde herkes daha bir yalnız kaldı. Sazını yalnızlığın duvarına astı ve öylece kala kaldı. Sonra çelik testereyle suları kesmeye başladı. Ve kestiği suları yıkayıp duvar asmanın mücadelesini verdi yıllar yılı. Sonra kendi kendisine söylenmeye başladı. Güzel insanlar güzel atlara binip gitti. Makamı mevkisi ne olursa olsun, kart vizli ne kadar kalabalık bulunursa bulunsun, şu sıralar herkes alabildiğine sonsuz bir yalnızlık yaşıyor. Milyonların içerisinde yalnız, evde yalnız, şehirde yalnız. Köyde yalnız, en kötüsü de kendi içerisinde yalnız. Bu kadar kalabalığın içerisinde hiç insan yalnız olur mu diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı elbette ki insan kalabalıklar içerisinde de yalnız kalabilir şeklinde olacaktır. Zira biraz araştırma yapıldığında yüzyıllardır yalnızlığın tarifiyle ilgili milyonlarca eser yazıldığına şahit olacağız. Geçip giden yıllar içerisinde, yani her geçen gün yalnızlık artacak. Kalabalıklar bünyesini almak istese bile insan geri geri gidiyor ve bir daha ayrılmamak üzere kendisi için mecburi istikamet gördüğü yalnızlar rıhtımına demir atmak zorunda kalıyor. Yaşadığımız yüzyıl muhtemelen yalnızların yüzyılı olarak anılmaya doğru gidiyor. Bu gidişte an itibariyle kimsenin durdurma gibi bir niyeti yok. Öyleyse yaşasın yalnızların yüzyılı demiş Yüksel Ercan. Evet. Çelik testereyle kestim suları, yıkadım duvara astım suları. Düşümde düşüme girdim dün gece, kendimi kendime sordum dün gece. Toprağa su verdim, otlar ağladı. Neyse, hepsini okumayalım. Abdurrahim Karakoç'un çok güzel yazmış yazısında. Yalnızdım ve yalnızım. Haktan gayrı kimse sesimi işitmez. Kimseye bir şey demeyin, demeyin, değmez. Ya Yaşar Kemal'in... Hepsini koymuş. Yaşar Kemal'in... Yüksel Ercan. Tamamını... Oturalım bir ara Yüksel Ercan. Bence Yaşar Kemal'in sözünün tamamını yazabilirdiniz. Ben, Yaşar Kemal'in değil, he? Yaşar Kemal'in... Atın şey, o güzel insanlar o iyi atlara binip o gittiler. O ya, o Yaşar Kemal'in, he? Herkes de kendini buldu yazıda. Ana kumanda diyor ki, beni yazmış diyor. Ama gene ne var? Edebi bir yazı, mis gibi yazı. Nedir yani? Ama ben şey ilave ettim, o şairler bitti, şiir bitti, şimdi reddediyorum. Öyle bir şey yok. Ne demiş Alman askeri ölürken? Madem ki ben varım, Almanya'da var. Anladın onu Yüksel Ercan. Madem ki biz varız, şiir de var. Tabii ki bitmedi. Öyle değil. O kadar karamsar değiliz. Ama tabii bir beşinci mevsimi yazacak şair çok var mı? Ne bileyim, bilmiyorum onları da tabii. Allah rahmet etsin Abdurrahim Karakoç'a ve diğer ustalara.
Evet, 29 Nisan Cumartesi Büyük Kocaeli Gazetesi'nden İbrahim Gürsel'in CHP'de aday sayısı çok olur başlıklı yazısını okuyalım. Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan halk oylaması ile ilgili kesin sonuçları açıkladı. Türkiye'de yeni hükümet sisteminin değiştiği artık kesinleşmiş oldu. Bundan sonra yapılacak her seçim heyecanlı ve son ana kadar çekişme içinde geçecektir. Yerel aktörler daha çok öne çıkacak, çalışmayanın şansı bulamayacağı seçim dönemleriyle karşı karşıya kalacağız. Halk oylaması sonuçlarının ardından ilimizde en dikkat çekici yarış elbette İzmit'te olacaktır. Yalnızca AK Parti'nin değil CHP'nin de ne yapıp edip mutlaka kazanmak istediği İzmit'e önümüzdeki yerel seçimlerde daha çok asılacağı en güçlü adayıyla boy göstereceğini tahmin etmek zor değil. Bu yarışta ben varım diyen ilk isim eski ilçe başkanı Selman Yıldırım'dı. Halk oylamasından önce kendini göstermişti ama seçim dönemindeki performanslarına bakarak Hüseyin Erol, Cengiz Çakar, Hikmet Erenkaya gibi isimlerin de bu yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Partinin yükselen yıldızı milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet eğer meclis yerine yerel yönetimlerde görev almayı tercih ederse karşısına rakip çıkamaz diye düşünüyorum. CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın bir önerisi vardı. Sürekli dile getiriyor, her fırsatta tekrar ediyor. Parti içinde adayların erken belirlenmesinden fayda olacağını söylüyor. Ben de buna katılıyorum. Çok doğru bir yaklaşım. Yöntemi belirlenip en azından İzmit'te kimin aday olacağını tespit etmek hem partiyi hem de adı geçen isimleri daha az yıpratacaktır demiş İbrahim Gürsel. Evet, itiraz yok. Devam ediyoruz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi 29 Nisan Cumartesi. Habere bak, okumak istemiyorum ya. Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça o ifadeleri açıklıyor. Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça basın mensuplarıyla buluşarak FETÖ davalı ilgili derleme bulundu. Fethullah Gülen'in atletini kokluyormuş. Atletini kokluyorlarmış FETÖ'cüler. Atletini kokluyorsunuz Allah. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi ya. Neyse, iyi haber okuyalım. Ülke ocaklarından Mustafa Yıldız Doğan konseri. Arkadaşlar 3 Mayıs Türk Milletçileri Günü nedeniyle şarkıcı Mustafa Yıldız Doğan çarşamba günü saat 19'da Anıt Park'ta düzenlenecek konserde ülkücüler ve milliyetçiler buluşacak. Neymiş? 3 Mayıs çarşamba günü Mustafa Yıldız Doğan saat 19'da Anıt Park'a geliyor. Duyurmuş olduk. Orhan Balcı'dan 23 Nisan 1 Mayıs ve çocuk işçiler. Çok güzel yaklaşım yani 1 Mayıs meselesine. Orhan Balcı'dan çok hoş bir bakıştı. Özellikle işaretledim. Bunu okuyacağız. Ondan önce şunu özetleyeyim. Sadun Çetin, Hayır Cephesi'nin 2019'daki Cumhurbaşkanı adayları. Yani kendi görüşü Sadun Çetin'in. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu olur. Affedersiniz, Kemal demiş oldum. Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, İlker Başbu, Ümit Kocasakal, Metin Feyzioğlu, İlhan Kesici, Meral Akşener, Haşim Kılıç. Bunlar aday olabilir 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hayır Cephesi'nden diye görüş bildiriyor Sadun Çetin. Başka bir şey yok. Şimdi Orhan Balcı'dan 23 Nisan 1 Mayıs ve çocuk işçiler yazısını okuyalım. 23 Nisan'da çocuk olup da çalıştığı için bu bayramı kutlayamayanlar bu kez 1 Mayıs işçi bayramını kutlayacak mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Ajans Pres yaptığı araştırma sonrasında çocuk işçi sayısının 2 milyona yaklaştığını açıkladı. Bu şu demek, ülkemizde eğitim öğretim hayatında olması gereken yaklaşık 2 milyon çocuk iş hayatında yer alıyor. Üstüne üstlük geçtiğimiz yıl çalışma hayatında yer alan bu çocuklardan 56'sı yaşamını yitirdi. Ülkemizde çocuk işçilerin sayısına ilişkin güncel veriler 15-17 yaş aralığını kapsıyor. İstatistiklere göre 15 yaş altı ve tarımsal alanlarda özellikle mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklara ilişkin veriler bulunmuyor. 15-17 yaş aralığında kayıt altına alınan çocuk işçilerin sayısı 2012 yılından itibaren düzenli olarak artmaya devam ediyor. 2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısı 2016 yılına geldiğinde 708 bin olarak belirlendi. Ajans Pres'in TÜİK'ten değerlediği verilere göre çocuk işçilerin %78'i kayıt dışı çalışıyor. 2016 yılı içerisinde çalışan çocuk işçilerin sayısı 708 bin iken bu çocukların yaklaşık 150 bini sigortalı olarak çalıştırıldı. Yani çalışan her 10 çocuktan 8'i kayıt dışı oldu. Öte yandan yapılan medya araştırmasında geçtiğimiz yılbaşından beri iş kazalarıyla ilgili basına 8045 haber yansırken çocuk işçiler hakkında 1291 haberin çıktığı tespit edildi. Bu verilerin çok çarpıcı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutlaması gereken çocuklar çalıştıkları için 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayacaklar. Böylesi bir çalışma hayatı içinde olan ülkemizde işsizliğin rekor kırması da ayrı bir tartışma konusu. Çocuk işçileri, Suriyelileri ucuz olsun diye çalıştıracaksınız. Ardından da işsizliği ortadan kaldırmak için kampanyalar düzenleyeceksiniz. Sonra da işsizliği önleyeceğiz diyeceksiniz. Önce çocuk işçiler konusunu çözüp ardından işsizlik konusuna yönelik çalışmalar yapılmalı demiş Orhan Balcı. Evet, ilave edecek bir şey yok. Kitabın ortasından yazmış, rakamlarla anlatmış ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çocuk işçileri gündeme taşıyarak, yani tek taşıyan benim okuduğum yazarlar içerisinde Orhan Balcı. Teşekkür ederim. Önemli bir şey bu. Hem işçi, yani 23 Nisan geçti, 1 Mayıs geldi, değil mi? Yani 1 Mayıs'ta 23 Nisan arasında bir bağ kurup çocuk işçiler üzerinden 1 Mayıs'ı değerlendirmesi çok anlamlı olmuş bence. O yüzden özellikle okutturdum. Nitekim kimseden bir itiraz yok, görüyorsunuz. Evet. 30 Nisan Pazar Kocaeli Gazetesi'nden İsmet Çiğit diyor ki yeni kimlik başvurma kimlikler için biliyorsunuz çiftli kimlikler yapıldı. Yeni kimlikler çok yoğun başvuru oldu ilk dönemlerde. Nüfus Müdürlüğü açıklama yapmış. Şu anda çok yoğun başvuru yok. Vatandaşlar gelip yeni kimliklerini alabilirler demiş İsmet Çiğit'e. Yine Özgür Kocaeli Gazetesi'nde Zümrüt Sevinç'in psikolog gözüyle başlıklı kısa bir yazısı var. Bu gündemin dışında kafamızı dinlendirecek bir yazı. Onu ayırıyorum. Programın sonunda okumak üzere bir kenara koyuyorum. Zaman yeterse okuyacağız. Ama önce gündemi takip edelim arkadaşlar. Kocaeli Gazetesi 30 Nisan Pazar. Kocaeli Spor Playoff'ta 2-1. Tamam, onu da söylemiş olduk. Bu kimyasal çamurları hangi ahlaksız attı? Yani hakikaten bunlar var ya, bu nedir ya? Körfez'in üst kesimlerinde yapılan denetim sırasında çuvallar içine konulan kimyasal atık çamurlarının gelişigüzel ormanlık alana atıldığı tespit edildi. Atığı kimin attığını tespit edilmesi için çalışma başlatıldı diyor. Bunlara yakalanırsa ne olacak? Para cezası yazılacak. Biz burada diyoruz ki böyle, yani böyle hoyratça, yani kaza da değil, yani kazayla olur da bir su kaldırır bir tarafı olur yani. Böyle hoyratça göz göre göre götürüp ormana sen bu çöpünü, üstelik kimyasal atığı atıyorsan bunun bir hapis cezası olmalı ya. Para cezasına razı millet kardeşim, ödüyor kurtuluyor. Hapis cezası ya, koy hapse. Fatih Sultan Mehmet ormanlarımdan bir dal keserim, başını keserim demiş. Ormanlara da böyle kimyasal atık bırakılır mı? Ben hangi ülkenin vatandaşısın? Gavur. Tövbe estağfurullah ya. Gavurda da ayıp oluyor ama neyse. Bunlar hep onun çocukları. Tanıyorum ben aralarında bunları. Tövbe estağfurullah ya. Çabuk çabuk gideyim kötü bir şey demeden. Tanzer Ünal, çevre ve çevre mühendislerimizin hariçler acısı. Evet, geçenlerde asgari ücretle çalışan çevre mühendisi başlıklı bir yazı yazmıştım ya, tahminimin üstünde ilgi gördü. Meğer yaraya parmak basmışım. İlgi gösterip tepki verenlerden biri de Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Sait Aldacı. Bölgemizin ve ülkemizin çevre sorunlarını, buna bağlı olarak çevre mühendislerinin sorunlarını derlemiş, toplamış, mail atmış. Teşekkür ederim demiş. Sait Aldacı'nın mailini buraya taşımış. Şimdi çok teknik bilgiler var içinde. Tamamını okumayalım ama bunu saklayalım. Çevreyle ilgili bir konu olduğunda bunlardan yararlanacağız. Başlıkları nedir? Önce zenginleşelim, sonra çevrenin icabına bakarız anlayışı diyor Sait Aldacı. Yanlış. Henüz nüfusun %45'inin atık suyu arıtılabiliyor. Atık suyu arıtmada nüfusun %45'inin atık suyu arıtılabiliyor. Gerisi çevreyi kirletiyor diyor. Dünyada ve çevrede çevre mühendisleri başlıklı 1, 2, 3, 4 olarak sıralamış teknik bilgiler olduğu için devam ediyorum arkadaşlar. Az önceden Kocaeli, Kırmızı Kocaeli Gazetesi'ni alıp okuyup yararlanabilir. Site, internet sitesine bakabilir. Burada bir yazı daha vardı. Abdullah Karagöz, vali görevden alındı mı alınacak mı diye ilginç bir tespiti var bir vali. Hangi validir bilmiyoruz tabii. Ben bir şey söylemeyeyim, Dilek Mert okusun onu. Abdullah Karagöz'den. Vali görevden alındı mı alınacak mı? Valinin 3 çocuğu var. İsimleri Fethullah Gülen Nil. Hain FETÖ'cüler. Valinin 3 çocuğu varmış. Hangi vali bilmiyoruz tabii biz. Kocaeli valisi demiyoruz. Bilmiyorum. Abdullah Karagöz yazmış. 3 tane çocuğu varmış bir tane valinin. Birinin adı Fethullah, birinin adı Gülen'miş. Öteki Nil. Öteki kurtardı paçayı da. Fethullah'la Gülen ne yapar bilmem yani. Devam edelim. Hain FETÖ'cüler tüm yurtta aranıp taranıyor. Baksanıza devletin valisi çocuklarına kimin ismini koymuş. Şimdi bu vali için hayır FETÖ'cü değil diyebilir misiniz?
Hani futbol fanatikleri vardır. Tuttukları takımların şöhretli futbolcusunun ismini kendi doğan çocuklarına vermişlerdir. Bugün günümüzde birçok çocuğun ismi aynıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin valisi de çocuklarına zamanın en itibarlı kişisinin ismini koymuş. Şimdi ne olacak? Devlet bu kişinin ismini hasım almış. Fethullah dendikçe devlet de iktidar da iktidarın başında tilt oluyor. Ülkede Fethullah alerjisi var. Adı Fethullah ilanından kim varsa görevden alınıyor. Subay, polis, asker, profesör, öğretmen, memur tutuklanıyor. Referandum öncesi yazılmıştı. Hele bir evet çıksın. Ondan sonra olacakları göreceksiniz. İşte şimdi çıkan evetin sonrasında yurtta yapılan operasyonlar ve ortaya çıkarılan FETÖ'cüler bitmedi. Öyle anlaşılıyor ki hiç FETÖ'cülerin sayısı referandumda evet diyenlerden fazla. Baksanıza devletin valisi bile çocuklarına FETÖ'nün isimlerini vermiş. Vali okumuş adam ya, okumamış kulaktan dolma FETÖ hayranı olan kişilerin çocuklarına bu ismi verdiklerine ne denir? Bilinmez. Devlet acaba bu valiyi görevden alır mı almaz mı? Ya da aldı mı almadı mı? İnsan aklına geliyor. Devlet bu işi daha da sıkı tutar. Nüfus dairelerine şu seneler sırasında Fethullah ismi verilenlerin listesini verin derse işte o zaman yandı gülüm keten elva. Kim bilir devletin bu valisi gibi daha kaç valinin ismi çıkar. İşin en acı yanı vali babaları değil ama isimleri Fethullah Gülen olan çocukların toplum içinde nasıl rencide edilecekleridir. Babalarının günahlarını çocukları çekmemeli derken FETÖ ile ilişkisi olanlar tek tek tespit edilirken FETÖ ile başısının ismini çocuklarına vermiş devletin valileriyle onların çocukları hakkında yapılacak kovuşturma sonuçları gizem yaratırken devletin bu vali hakkında vereceği karar vatandaşlar arasında merakla bekleniyor. Devlet çocuklarına Fethullah ve Gülen isimlerini koymuş, valisini görevden alacak mı aldı mı demiş Abdullah Karagöz. Evet, iyi bir konu, iyi bir soru, ilginç. Şimdi bizim dinimizde işte hep anne baba hakları anlatılır ya sürekli. Anne baba hakları, annenizi öftemeyin. Tabii ki onlar var ama bir de çocuğun anne baba üzerinde hakları var. Onlardan bir tanesi de adının güzel olmasıdır. Çünkü çocuk adını tercih edemiyor. Adının güzel isim konulmasıdır. Değil mi? Biz çocuklarımıza Nemrut diye isim koyar mıyız? Koymayız değil mi? Koymayız. Yezid diye isim koyar mıyız? Koymayız. Koymayız yani. Şimdi burada da tabii benzetmek biraz belki ağır oldu ama yani çocuğumuza isim koyarken biraz kendi siyasi görüşümüzü, ideolojimizi çocuğun isminde yaşatmaya çalışmayalım. Onun kendi hayatı var. Mesela Hüseyin Nihal Atsız, milliyetçi, aşırı milliyetçi diyebileceğimiz bir yazar, aydınımız. Oğlu Yağmur Atsız, hatta Nihal Atsız'ın Yağmur Atsız'ından söz ettiği şiiri bile var işte cennette. Göreceğim Yağmur'u, oğlum Yağmur Atsız hoş geldin diyeceğim vesaire gibi. Ama Yağmur Atsız sosyalist bir yazar. Yani babası çocuğuna isim koyarken kendi ideolojisini veya popüler politikayı takip edip isim koymasın. Çocuğa biraz taşıyacağı isimler koysun. Değil mi? Bunlar önemli şeyler. Bak çocuğuna Fethullah koymuş bir tanesine, bir tanesine Gülen koymuş. O çocuğun günahı ne peki? Doğdu, adını Fethullah koydun. Çocuk ne yapsın? Çocuk büyüdüğü zaman demeyecek mi baba Allah belanı versin senin diye işte. Bak bunlar önemli şeyler. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Güncel politiğe bakmadı. Benim adım Osman. Değil mi? Senin Dilek. Ötekinin Ramazan. Ahmet, Mehmet. Ya çok güzel isimler var ya bu memlekette. Nedir uca gidip de birisini özenip de onun ismini koymak? Çocuğun geleceğini rehin almayın. Çocuğun anne baba üzerindeki haklarından bir tanesi de odur. Mavi Kocaeli Gazetesi 30 Nisan Pazar. Cemalettin Öztürk diyor ki sendikalar diyalog kurmalı. Malum 1 Mayıs'taki yürüyüşle ilgili meseleleri izah etmiş ama ondan önce birkaç ay önce biz yine bu programda okumuştuk, konuşmuştuk. KESK yöneticileri Vali Bey'in kendilerine randevu vermediğini açıklamışlardı. Bunu da Cemalettin Öztürk köşesine taşıdı. Valilikten açıklama gelmişti. Birkaç ay önceden söz ediyorum. Valilik bize böyle bir randevu talebi gelmedi diye açıklama yaptılar. Daha sonra valilikle görüşüyor KESK. Ve Cemalettin Öztürk neticede suçlu çıkmıştı hatta. Cemalettin Öztürk eleştirmişlerdi yani niye aleyhimize yazıyorsun filan diye. Yani Vali ve KESK'in görüşmesinde suç kabahat geldi gazeteciye kaldı yani. Öyle bir vaziyet haksızlık olmuştu. Ama yine Cemalettin Öztürk yazıyor. Diyor ki sendikalar diyalog kurmalı. Vali Bey'le de birbirleriyle de halkla da diyalog kurmalı. Gazetecilerle de kurmalı diyor. Son bölümü okuyorum. Yarınki yürüyüş yani 1 Mayıs yürüyüşüne. Çalışanlar aileleriyle birlikte katılması bekleniyor. Tabii yürüyüşün derli toplu bir şekilde yapılması için tertip komitesinin omuzlarına da ciddi bir yük binmiş durumda. Vali Güzeloğlu işçi bayramı için her türlü olanağı sağladı, güvenliği alıyor, istenilen güzergahta tahsis etti. Söz çalışanlar da alınlarının akıyla bu yürüyüşü kavgasız, gürültüsüz tamamlayın. Önümüzdeki yıl 1 Mayıs yürüyüşünün yapılmasını şimdiden garantileyin.
yarınki yürüyüşte istenmeyen görüntüler çıkarsa 1 yıl sonraki 1 Mayıs yürüyüşü hayal olur. Bütün çalışan emekçilerin 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum demiş Cemalettin Öztürk. Aynen katılıyoruz. Ne var, bunu da kutlamıyor musun sen? He? Sen çalışan değil misin? Tamam, seni bir şekilde söyleyebilirsin ne diyeceksen. Çarşamba günü niye bekliyorsun? Yarın bekle. Ha, çarşamba günü bizim Kocaeli Gündemi programı diyorsun. Dört gözle bekliyorum diyorsun. Bakalım kim ne yazacak 1 Mayıs'la ilgili mi diyorsun? Daha yapılmadı. Nereden biliyorsun ya? Şu anda diyor işçi bayramıyla alakalı meydanlarda işçilerle alakalı olmayan ne varsa hepsi var diyor ama ben yayındayım, henüz izleyemiyorum. Şu an canlı yayında vardı. HDP mi? Terörist partisinin işçi bayramında ne işi var diyor bir. TKP. Bunun ne işi var diyor. Ya şimdi bak. TKP Türkiye Komünist Partisi. Bak şimdi. Türkiye Komünist Partisi. Komünizm nedir? He? Proletaryaların iktidarını savunan komünistler yani. Yani işçi sınıfının sınıf yönetimidir. Sınıf iktidarı. İşçi sınıfının değil mi? Komünal düzenle yönetime geçmesini arzu edenler. Yani komünistler birebir işçiyle ilgili. Yani TKP'nin 1 Mayıs'ta meydanlarda olmasını ben yadırgamam. Çünkü adam zaten komünizmi savunuyor yani. Ya işçilerin iktidarını savunan bir partinin ne işin var senin işçi bayramında denir mi? Adamın işçiler. Hayır, bütün işçiler komünisttir demiyorum bak. Yine hain meselesine döndü. Bütün işçiler komünist demiyorum. Ama komünizmin temel felsefesi nedir? İşçi iktidarı yani proleter iktidarı değil mi? Proleter devrimiydi değil mi? Hayır, proleter işçilerin iktidarı ele geçirmesini arzu eder. Komünizmin işi bu. Yani o yüzden var. İşçi bayramında işçilerin iktidarını savunan bir ideolojinin partisi sokağa inmeyecek de kim inecek ya? Yeşil mi inecek? Liberal parti mi inecek yani? Ben o konuda diyeyim. Ben solcuların, her tonda solcuların, sosyalistlerin, devrimcilerin işçilerle ilgili bayramda meydanlarda olmasını olmazsa şaşırırım yani. Neredesin TKP derim. Sen işçileri savunmuyor musun kardeşim? Neredesin diye sorarım yani. Hem TKP'sin, Türkiye Komünist Partisi'sin. He? İşçi iktidarı diye yırtınıyorsun. İşçi bayramında sokakta yoksun. Böyle bir şey olur mu? Sen en önemli yani. Ama HDP'ye bir şey demem. Taksim'de öldürüldü hangisi? Berkin Elvan mı? Hrant Dink mi? Ya Hrant Dink'in işçi bayramıyla alakasını ben de anlayamam yani. Bir de Hrant Dink'in ne şartlarda öldürüldüğünü şimdi yavaş yavaş FETÖ operasyonlarıyla ortaya çıkardı devlet. O nedenle onun istismar edilecek bir yanı kalmadı. İstismar edilecek başka bir şeyler bulun arkadaşlar. Yeni bir şeyler bulun yani. Çarşamba günü biraz daha hareketli olur köşe yazıları diye ben de düşünüyorum. Evet, Bilal Çoker diyor ki Kalu Bela der, Kalu Bela Kardeşlik Teşkilatı Derneği Başkanı Bilal Çoker diyor ki Kocaeli'nin gündemi Osman Saraç'tan dinlenir. İzlerin izinde izlemekteyiz. Selam ve dua ile Türk eşittir Müslüman alemine yardım etmek isteyen dua etsin demiş Kalu Bela der Başkanı Bilal Çoker. Teşekkür ederim Bilal Çoker. Şimdi Mavi Kocaeli Gazetesi'nden yine Yüksel Ercan'dan bir duygusal bir yazı daha. Gurbet. Yüksel Ercan da duygusal yazdığı zaman tam yazıyor ha. Yalnız bu Ali Ekber Çiçek, Allah rahmet etsin diyelim. 26 Nisan 2006'da rahmetli olmuş oldu diyelim. Onunla ilgili Gurbet elde bir hal geldi başıma. İşte ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir meşhur türkü var. O Ali Ekber Çiçek'inmiş. Ondan yola çıkmış artık yazarımız Yüksel Ercan. Onunla ilgili şu bölümü özetlemiş oldum. Şu Türk insanı diye başlayan yerden itibaren Yüksel Ercan'ın Gurbet yazısını okuyalım. Türk insanının hayatında biz kendimizi bildik bileli gurbet son derece önemli bir yer tutmuştur.
Teknolojinin bu kadar iyi olmadığı, iletişimin insanları birbirlerine bu kadar çabuk ulaştırmadığı bir noktada gurbet ifadesini daha çok uzak olarak bilen insanımız gurbet üzerine yüzlerce, binlerce eser yazmışlardır. Bugün var olan teknolojiyle Türkiye'nin bir tarafında en uzak noktasında bilemediğiniz 3 saat içerisinde ulaşabiliyorsunuz. İletişimde ortaya çıkan görüntülü ve sesli sistemlerle bırakın Türkiye'yi, dünyanın en uzak noktasındaki bir yakınınız ile saniyeler içerisinde yüz yüze görüşme imkanı bulabiliyorsunuz. Bu memlekette gurbet kavramının ortaya çıkmasına vesile olan şehirler, başta İstanbul olmak üzere sanayinin ya da diğer iş imkanlarının Anadolu'ya göre daha fazla olduğu büyük şehirlerdir. Mesela Yozgatlı bir bayan kardeşimiz kendisine göre son derece uzak gördüğü ve gurbet olarak gördüğü İstanbul ile ilgili "Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, gördün güzelleri beni unuttun" diyerek şikayetini dile getirmek zorunda kalmıştır. Gurbette çaresiz kalanlar, gurbette eşinden, dostundan, annesinden, babasından, kardeşlerinden uzak kalanlar, gurbette kaldığı zaman zarfında yakınlarına duyduğu özlem ve hasret vesilesiyle hasta olanlar, bunda ince hastalık diye ifade edenler bu olumsuzluğu mecburen Türkiye'de destan olarak kağıda dökmüşlerdir. Bizim yaşımızda olanları hayal meyal hatırlayacaklardır. Eskiden destancılar vardı. Meydana gelen ve bütün topluma acı veren olayları kendi bilgi dağarcıklarında değerlendirip kağıda döken destancılar bazen tek ancak daha çok iki kişilik gruplar halinde dolaşırlardı. Mahalle aralarına kadar giren bu destancıların ellerinde sesin daha iyi çıkması ve mahalle sakinlerinin daha iyi duyması adına ya bir megafon ya da muhtemelen Almanya'dan gelen bir yakınları tarafından tedarik edilmiş bir kaset çalar bulunur. Destancının okuduğu acı dolu hadiseler bir taraftan kaset çalar vesilesi ile duyulurken yanık bir ses ile söylenilen destanı daha iyi anlayabilmek için gelen mahalle sakinleri kağıt üzerine basılı destanları para ile alıp okuyarak meseleye dahil olmaya çalışırlardı. İşte bu destancıların okuduğu ya da kağıda bastıkları acı dolu olayların neredeyse %90'lık büyük bölümü gurbet üzerine ya da gurbette hasta olmuş ya da hastalık sebebiyle bu dünyadan ahirete intikal etmiş insanımızın başından geçen olayları anlatırdı. Bu yüzden olsa gerek Türk insanı aradan geçen yıllara rağmen içerisinde gurbet geçen her eseri büyük bir beğeniyle takip ediyor. Bugün bile uyanık iki destancı çıksın yurt dışında meydana gelen tatsız hadiselerle ilgili destan yazsınlar iddia ediyoruz. Anadolu'nun pek çok ilçe, kasaba ve köylerinde çok güzel para kazanabilirler. Aradan çok uzun yıllar geçti, sınırlar ortadan kalktı. Ülkeler arasındaki duvarlar kağıttan kartonlar gibi yırtıldı gitti. Ancak Türk insanının gurbet anlayışı dünden bugüne asla değişmedi. Şair Kemalettin Kamu tarafından yazılan ve pek çok kıymetli sanatçımız tarafından seslendirilen Gurbet isimli eserde "Ne arzum ne emelim, yaralanmış bir elim. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diyerek aslında nereye gidersek gidelim, gurbeti de kendimizle birlikte götürdüğümüzü, daha da önemlisi çok uzaklarda olduğunu düşündüğümüz gurbetin aslında kendi içerimizde olduğunu çok net bir şekilde anlatıyor" demiş Yüksel Ercan. Evet. Ana kumanda bir şey diyor musun? Ayağa reklam diyeceksin. Onu tahmin etmiştim biliyor musun? Arkadaşlar reklamlardan sonra Büyük Kocaeli Gazetesi 30 Nisan Pazar, onu okuyacağız ve Sadun Çetin'in 1 Mayıs'la ilgili çok güzel, etkili bir yazısı var. Bunu programın en sonuna saklayacağım. Böyle hızlı hızlı okumayayım, yavaş okuyalım diye. Sadun Çetin'in Çağdaş Gözü'nün yazısını. Bir de Kutlu Amara ile ilgili İbrahim Gülsel'in yazısı var. Onlarla devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşımızda olun. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri, ısı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi manto oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi, A Kapısı 6, No 232, Derince, Kocaeli. İletişim 0262 324 4174, 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk,
ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bizim penceremizden bakın. Öyle bir yer hayal ki mutlu edebilecek olsun. Kocaeli sesle kapardı. Eşsiz manzarası ve huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Kadı birlikte. Ve Bolulu Hastanesi yerinde birbirinden ev ve iş yerlerine servis zengin menüyü ayağınıza getiriyor. Parka Smith Kocaeli İletişim 224-1747 Tadını Osmanlı Market. Özgüven. Erbent ve Nefret Şubeleri. Kocaeli'nin mevkiinde için daire 300 metrekare park veren kapasitesi çalışmaları her sektörde kendi anlayışınızı doldururken siz değerli farklı ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri hizmet yerlerine almak üzerlerine unutulan kullandığın gibi kullanıyorsan kartını yetiştiremez. Ne yapayım abi, kullanmıyorum. Ama limitim. Bakanım ver. Gücün geldiğinde geleceğin harcama yap kartı. Aşağı doğru fayda sağlar hem ülke ekonomisine.
gazete. Başlığını okuyabildim. Serkan Sıdır yazısı gitti. Önünde vay seni filan Serkan da faydalandı. Kendisine teşekkür ederim. Başlığını unutmaması gerekiyor. Programı grup olacak sayısız değerli kahramanlık içinde bulunmak tarihimizi araştırmak arttırmakta fayda yokluk için Çanakkale destanı bize en yakın asla unutmamak 9 Nisan 13 bin generallerin düzey subayların Irak'ın bölge aylar süren kuşatmaz şu sözleri demişti. İzninizle Orta Doğu'da oynanan oyunlara Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk direnç göstermiş onları bozmak için çıkmıştık. Halil şöyle şeref sizlere olan semasında şehit derken birlik ediyor. Kut karşısında ise kutu kurtarmaya gelen karşısında düzey subay ve 10 bin elini şehir. Bugün 3 general subay ve 3'ler teslim ediyorum. 30 verilmiş cihanı hayretleri büyük bir fark kelime bulmak hayata oraya işte Türk sefaretiniz inadını kırdığı zafer Çanakkale ikinci zaferi burada görüyoruz. Düştüğü bu şehitler için edilmesini belki ileride adına farklı düzenlenmiş Gürsel. Neden bu zaferimiz, acımız, bizim mutluluğumuz gizli ki, bizlere şirin görünmek için. Köşe yazısıyla devam edelim. Hain olmalarından bahsediyoruz. Onların ümit yılbarda kim dediğini kendine gezinirken karşıma çıktı. Ümit yıl küpe takmanın hatta kot pantolon giymenin Türkiye'de bir garip bakıldığı dönemler. Saçı uzun küpe takan kot pantolon giymenin kimine satan Ümit Yılbar. Şimdi anlatmayacağım. Herhangi bir başarınız işte yargınız işte. Ben de yararlandım onun için diyorum Serkan'dan. Buraya kadar okudum ya Serkan içinden. Başka o zaman 90'larda biz de Serkan'ları gençtik. Yani bugün ondan da mukatlar o dönemde biz gerçekten derdik. Serkan'ı oraya kadar okudum ama dedim ya neye gerek var yazın gibi düşünüyordum. Kapak kimdi bu genç? Evet, zamanında denilen küpürden uzun saçlıların 3 yılında yaşındayken Siirt'in Beruh ilçesinde Şehit Yılbar'ın gönüllü olarak komando oluşundan bahsedeceğim. Basılan bir jandarma karakolunda ölmesin diye kahramanca çatışmaya ilk giren kişi olduğunu söyleyeceğim. Peki aslında önemi şu. Biz farkımız ne olsun bu vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı verebiliriz. Kim olduğumuz, neye inandığımız, nasıl yaşadığımızın bir önemi yoktur. Yeter ki hain olmayalım. Bu şehit kardeşimiz
sokakta tartaklanıyor, karı kılıklı diye tahrik ediliyor, hatta kimi zaman dövülüyordu. Fakat o ne yaptı? Gönüllü olarak komando asteğmen olup bu vatan için kahpe terörle çarpıştığında çok az bir süre kala şehit. De aynı durum var. İnsanlar birbirini vatan haini olarak suçluyor. Türlü yakıştırmalar ile itham ediyor. Oysa ki kimin kahraman, kimin korkak olacağı lafla belli olmuyor. Noktalarında binlerce insan FETÖ örgütü üyesi olmaktan bugün hüküm yiyor. Ülkenin geleceğini emperyal güçlere satıyor. Bir hoca kılıklı şarlatanı devletten ve vatandan üstün görüyor. Kimdi bu FETÖ'cüler? Dün saygı duyulan, el üstünde tutulan şahıslardı. Onun için sizsiz olun, kılığa, kıyafete, ibadete aldanmayın. Bugün de biliyorum ve görüyorum ki ülkeyi kamplara bölseler de kardeş kardeşiyle siyaset yüzünden küsmüş olsa bile savaş meydanında nice Ümitler, Mehmetler, Kemaller, Serkanlar vatan için canını seve seve vermeye hazırdır. Birlik beraberlik bizim için en önemli olgu olmalıdır. Bu ülkeyi bölmek için uğraşanlara bunu başaramayacaklarını yine hep birlikte göstereceğiz. Ben 24 yıl önce şehit olan Ümit Yılbar'ı rahmet ve minnet ile anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Bu yazımı askerdeyken yazdığı bir şiir ile tamamlıyorum. Bilmiyordum dağların bu kadar dik olduğunu. Bilmiyordum gecelerin bu kadar uzun olduğunu. Bilmiyordum zamanın bu kadar yavaş geçtiğini. Ama biliyordum içimdeki vatan sevgisini. Biliyordum içimdeki aşkı. Kanımı istersin toprağım yoksa cesedim mi? Yeter ki sen susa suyun olurum senin. Tasmasından bağlanmış çılgın köpek gibiyim. Salıvermiyorlar ki gideyim. Bilmiyorlar mı ki ben Türk evladıyım. Bırakın ben ölmeye gideyim. Ben koymuşum bu yola baş. İsterse düşsün kafama taş. Vazgeçmem bu yoldan arkadaş. Gelsin yedi düvel ezerim hepsini. Serkan Sıdal. Evet. Örnek alınacak bir yazı. Yani gerçekten ben o takımdaydım. Serkan Sıdal'ın tanımladığı takımdaydım. İşte uzun saçlı uzun saçlı satanist bunlar falan filan diyorduk ama... Görüyorsun yani bu mesele vatan olunca demek ki bir ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Ben bir şey anlatayım burada ya, ufak bir anımı. Bir dev sol militanı var idi. Ortak bir yerde kalıyorduk beraber. Kalmak zorunda kalmıştık diyeyim. Nasıl diyeyim şimdi bunu. Bir de Mustafa Kaplan var. Gazeteci, yazar. İslamcı yazar da diyebiliriz. İslamcı yazar ifadesinden hoşlanmaz kendisi. Selam olsun buradan. Ellerinden öperim ama. Çok dolu bir adam. İki tane üniversite bitirmiş dolu bir adam Mustafa Kaplan. O da orada bu dev sol militanı sigara kullanmaz, hiçbir şey yapmaz. Dürüst de bir çocuk. Dürüst de bir şey. Ramazan geldi. Bedava oruç tutuyorsunuz. Boşunu açtırıyorsunuz. Allah vesaire deyip duruyor sürekli. Mescitte gidiyor mescide, mescidin içinde sigara içiyor. Kendi sigara kullanmadığı halde insanları tahrik etmek için mescidin içinde sigara içiyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Ben içimden buna yazıldım. Dedim ki ben buna bir iş edeceğim de. Kimseye de demedim. İçimden geçiriyorum, planlıyorum ama. Buna bir güzel bir iş edeceğim dedim ben buna. Mustafa Kaplan, hiç kimseye demediğim halde yanıma geldi. Bana dedi ki, Osman dedi, o aklından geçenleri yapma dedi bana. Hayırdır hocam ne diyorsun? Ben dedi sana o kadar diyorum. Çünkü dedi, bu Anadolu toprağının öyle bir özelliği var ki dedi, bu milletin öyle mübarek bir özelliği var ki dedi. Allah'a inanmadığını söyleyen, söven, sayan, dinsizim diye bir sürü laf söyleyen insanın içinde bile dedi, gizli bir iman kırıntısı vardır dedi. Bunlar ilerleyen zamanlarda toparlarlar, kendilerine gelirler. Mesele vatan olunca, millet olunca bizden önce sokağa çıkarlar dedi. Tüylerim diken diken oldu, hiçbir şey yapmadım adama. Şimdi burada da aynı ön yargı. Değil mi? Satanist, matanist, uzun saçlı filan küpeli müpeli dediğimiz kimse şehadet şerbetini içmeyi hak etmiş, nasip olmuş. Allah rahmet etsin. Serkan Sıdal'a çok teşekkür ediyorum. Güzel yazıydı. Faydalandık. Ama evet. Anakuman diyor ki senin verdiğin örnekteki adamla bu adam aynı değil ama belki o adam şimdi nerede bilmiyorum. Benim bahsettiğim 94. 1994. Oradan iman edecek. Kafka diyor ki iman et hakkını yaparsan bir şey yaparsan diyor. Belki 5'te iman edecek. Hazreti Ömer de sonra etti ama bak 40. Müslüman oldu. Değil mi? Ne? Mesele millet olunca bunlar kendini diyor. Dedi bana yani. Vardı bak ateistler idi. Birkaç kişiydi bunlar. Yol grubuydu o zaman. Ateistler idi. Ama bir dürüst kardeşim.
Yalan söylemezler. Yayında başladılar. Sigara geçiyor. Ya diyorsunuz cahilliği ama dürüstlükte çok dürüst idiler yani. Ve değer içinde idi. Yani bizim felaket geldiği zaman başımıza diyorlardı yani. O meselelerde bizde derdimiz yoktu yani. Sen inancımıza söver sayarsan, saldırırsan, mescidimizde sigara içersen, bilmem ne yaparsan, hakaret edersen biz de yazılırız sana kardeşim. Sen de oturduğun yerde. Bir tane İngiltere'de, Türkiye'de Femsol'dan üst düzey olmuş bizden sonra. İngiltere'de geçen sene Facebook'tan bir yazdı. Dedim hani sosyalistiniz, kapitalizmin kucağına oturmuşsunuz yazdı. Yazdım ben ona, gülme işareti koymuş. Ya Osman şartlar öyle gelişti. Biz şartlara göre bilmem ne diyalektik miyalektik gene başladı anlatmaya bir şeyler. İngiltere'nin kucağındaki sosyalist arkadaşlar. Allah'ım yarabbim. Evet, Özgür Kocaeli Gazetesi 1 Mayıs Pazartesi. 1 Mayıs ne güzel söyleniyor değil mi? Egzoz gazından zehirlenmek başlıklı yazısını İsmet Çiğit'ten okuyacak Dilek Mert şurayı. Demin konuştuğumuz çevreyle ilgiliydi. Bir de Özgür Kocaeli'den mektup İsmet Çiğit yazıyor. Ön yargılı okura doğru doğruyu anlatmak. Anlatmanın zorluğu. Ön yargılı okura doğruyu anlatmanın zorluğu. Ben Kocaeli'de mektup kesinlikle pek fazla okumuyorum ama bu yazıyı okumam gerekiyor. Çünkü hem bütün gazeteciliği ilgilendiren bir konu bu. Hepimizin ortak derdi. Hem özellikle köşe yazarlarını ilgilendiren bir konu. Hepimizin ortak derdi. Bu yazıyı okuyacağız ama saklı yazmışım üstüne. Gündemi yetiştiremezsek çünkü bu yazı çarşamba da okunsa 10 gün sonra da okunsa güncelliğini yitirmeyecek bir yazı. Saklayacağız. Vaktimiz olursa okuyacağız. Vaktimiz olmazsa çarşamba günü okuyacağız. İsmet Çiğiten şu çevreyle ilgili yazıyı okuyalım, devam edelim. Egzoz gazından zehirlenmek. 1980'li yıllarda bu şehirde kömür dumanı ve karbondioksitten zehirleniyorduk. Sefa Sirmen doğal gazı getirdi, şehri kurtardı. Adam bu yüzden hapis bile yattı. Çevre Mühendisleri Odası'nın raporuna göre şimdilerde İzmit ve Gölcük'teki hava kirliliği Dilovası'ndan fazla. İzmit ve Gölcük'ü bu kentten transit geçen sıkışık kalan araçların egzoz gazları kirletiyor. Kuzey Marmara ve Güney Marmara otoyolları bu nedenle önemli. Eğer eskiden kömür dumanından zehirleniyorduk. Şimdi egzoz gazından zehirleniyoruz. Bu gelişmenin zenginleşmenin göstergesidir diyorsak söylenecek söz yok. Ama bu kenti bu transit trafik yükünden kurtarmamız, egzoz denetimlerine biraz önem vermemiz gerekiyor demiş İsmet Çiğit. Evet, önemli. Çağdaş Kocaeli Gazetesi 1 Mayıs Pazartesi. Onu saklayacağız Dilek. Sad orayı hayır. Hayır orayı. Evet. Malumunuz Körfez'de bir kaza meydana geldi. LPG tankı değil, filika yandı diyor Vali Bey. Körfez ilçesi açıklarında LPG tankerine yanaşan filikada çıkan yangında ikisi ağır, 9 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan biri İstanbul'a sevk edildi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu hastaneye giderek bilgi aldı. LPG tankında değil, filikada yangın çıktı diye de açıklama yapıyor Vali Bey. Kayıtlara geçsin diye okudum. Fazile Özkurt'un siz hangi mahalledensiniz başlık yazısını da programın sonunda saklayacağım. Gündemi değiştirmemek için. Bunu da saklıyoruz. Saklayabilirsek saklıyoruz. Kurabilirsek. Hep de sakla sakla gazete kalmadı. Dur şuna bakalım. Demokrat Kocaeli Gazetesi 1 Mayıs Pazartesi. İztop'un arsası Cuma Karavar'ın. Bu kadar yeter haber okumak. Adem Turgut evlilik programları iyi ki kaldırıldı diyor. Kanun hükmünde kararname ile bu işlerin çözülmesine karşıyım. Ancak şu evlilik programlarının kaldırılmasına çok sevindiğimi söylemeliyim. Evlilik gibi çok önemli ve kutsal bir müessesenin oluşumunun bu kadar ayaklar altına alınması, bu kadar çirkinleştirilmesi, ticarileştirilmesi kabul edilemez. Televizyonların habisli uru bu programın yerine kadınlara yönelik eğlenceli ama öğretici programlar konmalı demiş Adem Turgut. Bu konuda hem kent kamuoyunda hem de İddialı olmasın ama Türkiye genelinde ciddi bir ittifak var. Herkes aynı şekilde düşünüyor. Evet. Erdin Adı'da Kocaeli CHP'nin kalesi olur mu? Eğer CHP Kocaeli'de başarılı olmak istiyorsa ilçe örgütlerinden başlamak üzere ciddi bir değişim yaşanmalı. Gruplaşmamalı, affedersiniz gruplaşmaları bir kenara bırakmalı. Yoksa Kocaeli AKP'nin kalesi olmaya devam eder diyor. İzmit'te hayır oyları bir tık fazla çıkınca CHP Genel Başkanı'ndan il başkanı, ilçe başkanına kadar İzmit'i alabilir miyiz, Kocaeli'yi alabilir miyiz diye
bir özgüven hissi oluştu. Ne var, ne diyorsun? İzmit'i alabilmesi için CHP'nin vatandaşa inmesi gerekiyordu. İniyor işte vatandaşa. Bak, referandumdan sonra CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay esnaflarla oturuyor, sohbet ediyor. Görüyoruz yani, güzel. Bu devam etmesi lazım yani, tabii. Seçimden seçime gelmeyin karşımıza kardeşim. Değil mi? Biz neyiz? Basın. TV260. Gelin zilimize basın. Bize randevu randevu gerekmez. Zilimize basın. Selamun aleyküm kardeşim. Kim varsa oturun onunla bir çay için. Geçerken uğrayın. Nedir? Daha önemli ne işiniz var? Yani devamlı halkla basınla iç içe olursa tabii ki her partinin olduğu gibi CHP'nin de şansı var. Mavi Kocaeli Gazetesi 1 Mayıs Pazartesi. İşçinin emeğin kenti 1 Mayıs'ı kutlayacak. Evet. Yüksel Ercan Fikri Işık'la ilgili yazı yazmış. Bunu da sadece Fikri Işık'la ilgili yazmış. Ne yapıyoruz? Saklıyoruz. Fikri Işık daha çok gündeme gelecek diye düşünüyorum ben. Bundan sonraki siyasi atmosferde. O zaman faydalanacağız bu yazıdan. Olcay Sanal gazetenin sahibi olarak çok sık sık köşe yazısı yazmaz. Nadir yazar. Nadir yazdığı için de biz de özetlemek yerine tamamını okuyoruz. Çünkü çok sık yazmıyor. Cemalettin Öztürk, Başiskele Kaymakamı'nın bilinmeyen başarısı başlıklı yazısı var. Ayhan Arı'nın annesi vefat etmiş. Ben gerçi Kocaeli Gazeteci Meclisi'nden mesaj geldi ama müsait değildim. Gidemedim. Ayhan Arı gazeteci arkadaşımız. Kendisine başsağlığı, annesine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Defnedildiği için de okumaya devam etmiyoruz. Evet, Olcay Sanal. AK Parti'de değişim kaçınılmaz. Başlıklı yazısının tamamını Dilek Mert okusun. AK Parti'de değişim kaçınılmaz. Referandumda ortaya çıkan sonucu bir yönüyle şu şekilde okumak gerekmektedir. Türkiye yenileşme, dönüşme adına çok ciddi bir döneme girdi. Toplumda değişim ihtiyacı göründüğünden çok fazla. Düşünün ki bir ülkücü milliyetçi dindarın PKK, HDP, CHP ile aynı yönde oy kullanması normal karşılanabiliyor. Aynı şekilde Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı cepheleşebiliyor. 10 yıl önce bunun yaşanacağını iddia edenlere deli denirdi. Fakat bu noktaya nasıl gelindiğini iyi görmek gerekmektedir. Toplumdaki değişim... 10 yıl önce gerçekten böyle bir şey... birisi bir tahmin yürütse ya bu deli dersin yani, akılla alakası yok dersin. Evet. Toplumdaki değişim ihtiyacı ideolojik temelleri kökünden sarstığı yorumu iddialı bir söz olmaz. Görünen o ki Türkiye artık eski Türkiye değil. İdeolojilerin, düşüncelerin, fikirlerin, hatta dini kimliğin toplumsal davranışın temeli olmaktan çıktığı çok açık. Yani değişim ve dönüşüm ihtiyacı göründüğünden çok fazladır. Değişim dönüşüm ihtiyacının aksine bunu karşılayacak elle tutulur, gözle görülür yeni kadro, yeni ekip, hatta yeni lider potansiyeli kısa vadede görünmüyor. Fakat değişim dönüşüm ise kaçınılmazdır. Diğer taraftan toplumsal davranış kalıplarının artık neler olduğunda çok iyi analize ihtiyacı vardır. Bu durum doğru değerlendirilmediği ve okumadığı müddetçe toplumsal değişim ihtiyacına cevap vermek de mümkün olmayacaktır. Türkiye yapısal anlamda değişim konusunda 16 Nisan referandumu ile tercihini yaptı. Bir kapı araladı. Bu tercih temel olarak yönetim sistemi konusundadır. Yani şekildir. Bu değişim dönüşüm tercihinin siyasal alanda da karşılığını bulması kaçınılmazdır. Toplumun asıl beklentisi odur. Bugün bütün siyasal yapılar içinde değişim hareketleri vardır. Fakat bu hareketler kendini ispatlama, umut olma yolunda değillerdir. Yeni siyasal kurumlara dönüşme imkanları da bulunmamaktadır. Toplumdaki bu değişim ve dönüşüm ihtiyacına cevap vermesi için yine tek potansiyelin 15 yıllık yıpranmışlığına rağmen AK Parti olduğu görüntülenmektedir. Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenmektedir. Referandumdan çıkan asıl sonuç budur. İşte bu noktada AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yenileşme değişim çerçevesindeki anlayışı, tavırları belirleyici olacaktır. YSK referandum kesin sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin değişim ve dönüşüm tercihi onaylandı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan toplumun beklediği değişim ve dönüşüm zamanı geldi. 21 Mayıs'ta AK Parti olağanüstü kongresi toplanıp genel başkan seçimi yapılacak. Aynı zamanda parti yönetimi yenilenecek. Toplumsal talepler çok yüksek. Eğer toplumun beklediği değişim ve dönüşümün işaretleri bu kongrede gerektiği gibi verilirse AK Parti'ye ciddi derecede güç katacaktır. Yoksa oluşan algı ile doğru orantılı değişim işaretleri verilmezse bir dostun dediği aynen DYP ve ANAP tabelaları gibi AK Parti tabelalarının da hurdacılar bile bunu kıvırarak alırlar. Kehaneti kısa zamanda gerçekleşecektir. Referandum sonrası eş dost ziyaretlerim oluyor. Konular dönüp dolaşıp referandum sonuçlarına geliyor. Hiçbir şekilde AK Partilikten, hiçbir şekilde Recep Tayyip Erdoğan sevgilinden şüphem olmayan dostların değerlendirmeleri önemli. Bu değerlendirmelerin mutlaka bilinmesinde fayda var. Referandumda evet vermelerinin tek gerekçesi Recep Tayyip Erdoğan. Fakat hepsinin ortak görüşü şu. Eğer reis başta AK Parti teşkilatları, belediyeler ve bürokraside halka tepeden bakan FETÖ ile bağlantıları açıklanmayan, çıkarcı ve bir nevi çeteleşen yapıları dağıtmaz, o yapıdaki kadrolarla ilgili köklü değişim sağlamazsa köşelerimize çekiliriz. Referandumda verdiğimiz
verdiğimiz evetler son kezdi. O nedenle 21 Mayıs'ta yapılacak olan AK Parti Olağanüstü Kongresi en az 16 Nisan referandumu kadar önemlidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum sonrası hem ekonomik alanda hem siyasal alanda verdiği işaretler gelecek için heyecan ve umut verici. Cumartesi günkü konuşmaları da bu durumu teyit ediyor. Özellikle teşkilatlar konusunda işaret ettikleri. Eğer bir taraftan değişim ve dönüşümü parti tabanında yeni küskünlükler yerine beklentilere cevap verecek bir şekilde birleştirici, toparlayıcı ve kucaklayıcı bir yöntemle yapmayı başarabilirse, diğer taraftan da ekonomik alandaki hareketlenmeyi sağlayabilirse, dünyadaki bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye güvenli bir limana dönüşecektir. O nedenle bir taraftan kuyumcu terazi hassasiyeti isteyen bir titizlikle adım atılması gerekmekte, bir taraftan da yeni küskünler ordusu oluşturulmasında özen gösterilmesi gerekmektedir. Kalın sağlıcakla demiş Olcay Sanal. Evet. Bu konuda bir ittifak var. Yani yazarların arasında böyle bir beklenti olacağını, yani halkın arasında bir beklenti var. Ben de katılıyorum Olcay Sanal'ın bu yorumuna, köşesine. Ama diğer köşe yazarlarımız da, farklı görüşten köşe yazarlarımız da benzer şekilde düşünüyorlar. Bir şey demek istiyor musun? Ara kumar. Buyurun. Eklemek istediğim bir şey var diyor ana kumanda. Su akar yatağını bulur diyorsun. Evet. AK Parti içinde değişimler kaçınılmaz. Zaten olacak onlar diyor. Fakat benim asıl istediğim Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki değişim olması gereken değişim. AK Parti yani katılıyor diyor. AK Parti içinde değişim olmasını zaten bekliyor. Toplumsal beklenti var diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyler olması gerekiyor. Çünkü bizim çok sağlam bir ihtiyacı var diyor. Evet. Evet. CHP'nin de temizlik içine gitmesini gerektiğini düşünüyorum diyor ana kumandamız. Bizim yakın Kocaeli Gazetesi. O firmalar nerede? İDEV fuarı kapandı. Tartışmalar başladı. İDEV 2017 dün kapanlarını kapattı. Bölgede ticari bir beklenen fuarda Avandar, Türköz, Demir, Metin, Haldız gibi ilimizin önemli firmalarının yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Diye güzel bir habere yakalanmış. Kazayla ucuz atlatmış. Bizim yakak Kocaeli. Çetin Gürol Mayıs mı? Başlık yazısını okuyacağız Çetin Gürol'dan. Demiral Demiray hala görevden almalarda FETÖ parmağı var mı diye soruyor. Bu bir tasfiye olmasın. FETÖ'cülerle beraber diğerlerini temizlemesin. Bu konuda gerçekten kime göre araştırma yapılıyor? Yani kim kime göre hesap araştırma yapıyor? Kim FETÖ'cü kim değil diye neye göre yapılıyor diyor. Bu arada FETÖ'cü diyerek diğerleri masum insanlar tasfiye edilmesin diye uyarıyor Hayrullah Demiray. Artık bu konuda gerçekten de ciddi adımlar ve dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Kimse kulağının üzerine yatmasın. AK Parti'dekiler bunun vebalini üstlerinden atmasın. Haksızlığa uğrayan her bir ferdin sorumluluğu iktidarın omuzlarındadır. Aman dikkat diyor. Birilerini koruyacağız diye başkasını yakmayın demiş Hayrullah Demiray. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Kocaeli Gazete Cemiyeti Başkanımız Çetin Gürol'un 1 Mayıs'la ilgili yazısını okuyoruz. Evet, Mustafa Kalabalık'ın yazısını saklamışım. Saklayacağız onu. Çetin Gürol'un 1 Mayıs yazısını oku. 1 Mayıs mı diyor. Sizlere şimdi Google arama motorunda yazdığı gibi 1 Mayıs'ın 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde ağır işlerde çalışan taş ve inşaat işçilerinin günlük 8 saat çalışmak istemesiyle birlikte başladığından bahsederek klasik bir yazı yazarak canınızı sıkmayacağım. 1 Mayıs işçi bayramı olarak tüm dünyada kutlanan özel günlerden birisidir. İşçiler kendilerine yapılan haksızlıklara karşı birlikte olarak seslerini duyurur, olanları anlatırlar. İlk olarak bayram 1923 yılında kutlanmaya başlanmıştır. 2008 yılından itibaren ismi değiştirilerek Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmiştir. Buraya kadar süslü sözlerle 1 Mayıs yazılabilir. Şimdi sizlere kendisini işçinin yegane temsilcisi zanneden, işçilerini bir çırpıda satan bazı sendikalardan da bahsedeceğim. Yine kendisini emekçi dostu gösteren şu solcuları emekten bahsederken konu yöneticisi oldukları kurumlarda emekçi kardeşlerimize nasıl davrandıklarından bahsetmeyeceğim. Hele bu kentte öyle gazeteciler var ki hak verilmez alınır, direne direne kazanacağız diye yazılarına konu ederler. Ama taşeron muhabirlikten tutun da yazmadıklarından para kazanmaya kadar da her türlü pisliğin içinde yer alırlar. Bugüne kadar görevim gereği hep ılımlı olmaya, bizlere laf atanlara düştüklerinde yine destek olmaya çalıştım. Ancak artık bu tiplere karşı susmayacağım. Adamlar üç kağıtçılıkta sınır tanımıyorlar. Parayla haber yaparlar, her türlü aleme giderler. Yok öyle yağma.
Çift bordolu maaşlar, göstermelik ilan alacağım diye evden gösterilen sigortalılar, gazeteci olmadığı halde basın kartı sahiplendirmelerini dile getireceğim. Hele bir ilçede bir üç kağıtçı var ki tam Yavuz Hırsız. Ev sahibini bastırır nitelikte. Hani adam diyeceğim, adam değil. Hangi vasfı söyleseniz o vasfı uymaz. 1 Mayıs Emek Bayramı ile ilgili sakın süslü lafları bugün köşelerinizde veya sosyal medya aracılığı ile yazmayın. Ben de biliyorum sizin gibi ortalıkta işçiyiz, haklıyız, kazanacağız demeyi. Ama biz sözlerimizle değil, icraatlarımızla konuşuruz. Kurum değiştirince siyasal, sendikal görüşlerimiz de asla değişmez. Neysek oyuz. Meslekler arasında en komik ücretleri alan meslektaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Bugün sizler yine sahalarda olacaksınız. Bayramlar bizlere esasında daha fazla çalışma demektir. Tabii gazetelerimiz ve televizyonlarımızın da ekonomik durumları ortada. Kesinlikle acil eylem planı yapılarak yerel basın daha fazla destek verilecek projeler üretilmeli. Yoksa yakında yayın kuruluşlarımızın sayıları bir bir azalacak. O zaman da iletişim fakültesi mezunu kardeşlerimiz ne iş yapacak merak ediyorum. Böylesi bir ortamda tekrar 1 Mayıs İşçi Bayramı'nızı kutlu olsun demiş Çetin Gürol. Evet. Güzel özetlemiş başkan. Çünkü çok doğru, kitabın ortasından yazmış. Yani işçiler hakları vesaire diye yazı yazan gazeteciler var, gazete sahipleri var. Ama kendi yanında çalıştıkları sigortasını yatırmazlar, ücretini ödemezler. Bunları yap ama yazmaya gelince sloganik ifadelerle 1 Mayıs'ı kutlamayı severler diyor. Onları gündeme getirmiş. Onun dışında basının sorunlarını dile getirmiş. Acil eylem planı yapılması lazım basınla ilgili diyor Cemiyet Başkanımız Çetin Gürol. Yoksa iletişim fakültesi mezunları ya da gazetecilik fakültesi gazetecilikten mezun olanlar ne iş yapacaklar merak ediyorum. Çünkü bu ekonomik şartlarda gazeteler ve televizyonlar tek tek kapanıp azalacak diye uyarıyor. Tam 1 Mayıs'ta yazılacak yazıydı. Tam da Cumhuriyet Başkanı'na yakışan bir yazıydı, değil mi? Evet, belediyelerde bir mesaj var içinde diyorsun. Evet. Faturalarla belediyede filan. Ya bir de şey diyor, yazmadıklarından para kazanan gazeteciler diyor. Bu ne anlamlı bir ifade. Yani ben senin şu kusurunu biliyorum, onu yazmayacağım. Yazmadığım için bana bir çıkar sağlaman gerekiyor. Var, bu tipler var diyor. Çetin Gülol kitabın ortasından neşteri vurmuş. Ne diyeyim, nereye vurmuş yani. Çok fazla soruyu havada bıraktı benim sorularımdan. Cemiyetin yaptırım gücü bunlara üyelikten çıkarır veya ne bileyim cemiyet dernek statüsünde ne yapacak ki, ne yapabilir yani, işte nedir önerisi varsa ki var, yazısında taşımış acil eylem planı yapıp da bir takım gelişmeler olsun gazetelerle ilgili diye. Ya tabii vali bey duyurur, bakana duyurur vesaire yapar tabii onları zaten, ama zaten şu andaki cemiyet yönetimi çok aktif, çok güçlü, gerçekten çok enerjik. Çalışıyorlar, ta Ankara'ya gidiyorlar, bakan beyle görüşüyorlar. Yani yaptıkları bir sürü faaliyet var. Zaman zaman burada söylüyoruz cemiyetin. Veya Çetin Gürol telefonu 24 saat açık, ara, bir sıkıntı varsa söyle, elinden gelen bir şey olsa gece uyumaz onu çözer. Yani buna rağmen de yine de cemiyet başkanlığı eleştiriliyor yani. Hiçbir şey yapmayanlar bir şey yapanları eleştirir. Bu ülkede bu şey var, genlerimizde var. Adam oturur sıcak yatağına, gece gündüz koşturan adamı yerden yere vurur eleştirir. Böyle de huylarımız var yani. Evet, Sadu Çetin'e ayırdığımız yazıyı 1 Mayıs nedeniyle bugün okuyalım. Duygusal bir yazı. Keşke olmasaydı diyeceğimiz bir yazı. Bunu direkt okusak. Her 1 Mayıs günü gelince 1977'deki katliamı hatırlıyorum. 1 Mayıs bayramı kutlamalarına 77'de Taksim Meydanı'nda katılarak 34 kişinin öldüğü güne tanıklık etmiş olduğumdan dolayı o günü hala unutamıyorum. Ben de kazancı yokuşundan şans eseri kurtulan biriydim. Allah'ın bana lütfettiği bir hayat varmış diye düşünmüştüm o yıllarda. 1 Mayıs 77 Taksim mitingi çok kötü bir gün olarak hiç belleğimden silinmedi. Aradan 40 yıl geçmiş olmasına rağmen inanın o gün yaşadığım acıları ömrümün sonuna kadar asla unutamam. 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken 77'de yaşadığım kanlı 1 Mayıs'ın görüntüleri hala geceleri karabasan gibi rüyalarıma giriyor. O günün acısını, psikolojisini her yıl bir kez daha yaşamaktan kurtulabilmiş değilim. Çünkü ölümden kıl payı kurtulmuştum ama 34 kişi ölmüş veya öldürülmüştü. Katilleri hala bulunamadı. 1 Mayıs 77 günü gergin başlamıştı. Olaylar çıkınca Kocaeli'den birlikte gittiğim arkadaşlarla beraber yaklaşık 25 en fazla ölüm burada olmuştu. Kişinin öldüğü kazancı yokuşuna diğerlerini ya panzerler ezmiş ya da kurşunlara hedef olmuşlardı, sürüklenmiştik. Kazancı yokuşunda ölenlerin çoğunluğu ezilmişti. 1 Mayıs 77 günü gergin başlamıştı. Türkiye solu paramparçaydı. Hatta birbirlerinin canına kıyacak kadar derin çelişkiler içindeydiler. Çin yanlısı halkın kurtuluşu ve PDA grupları, Sovyetler Birliği yanlısı TKP ve Arnavutluk'a yakın siyasi gruplar adeta kanlı bıçaklıydı. Yanlıları, Sovyetler yanlıları ve Arnavutluk yanlıları
birbirine tersti. Her biri 1 Mayıs kutlamaya gelmiş. Her biri sol örgütler ama birbirleriyle fraksiyon olarak çatışıyorlar. Evet. Dev Genç Harekatı ise bunların dışında olup daha bağımsız politikalar üretirken Türkiye Sol Hareketi'nin içinde bulunduğu bu kaostan kendini kurtaramıyordu. Türkiye solu tam bir kaos içindeydi. 1 Mayıs günü bu etkinlik öncesinde başlayan olaylarla Taksim Meydanı yansımıştı. Taksim Meydanı'na çıkan sokaklarda sol gruplar arasında ufak tefek çatışmalar çıktığının haberleri geliyordu. Biz alanda bulunanların kulağına. Öyle bir siyasi hava vardı ki bütün sol gruplar birbirleriyle çatışır durumdayken dışarıda kontra gerilla veya o günün derin devlet tarafından Taksim Meydanı'ndaki sular idaresi üzerinden uzun menzilli silahlarla ateş açılması uzun zaman hatırlanmadı. Ve sol örgütler birbirini vurdu yönündeki genel kanaatler egemen oldu ülkemize. Bu kuşkusuz o yıllardaki devrimci hareketin en büyük zafiyetiydi. 1 Mayıs 77'ye gelirken işçi sınıfına daha çok öğrenci gençlikten oluşan siyasi gruplar önderlik yarışı içinde bulunuyordu. Dolayısıyla 77'nin 1 Mayıs'ı işçi sınıfına önderlik ettiğini iddia eden grupların mücadele veya gövde gösterisi alanına dönüşmüş ve bayramı kutlamak isteyen işçilerin çok büyük bir bölümünün bunlardan haberi bile bulunmuyordu. Ölümün soğuk nefesini çok yakından hissettim. Taksim Meydanı yaklaşık 500 bin kişiyle dolmuştu. Böylesi kalabalık o güne kadar hiç toplanmamıştı ama benim içimde o gün bir garip his vardı. Biraz korku, biraz endişe, hepsi iç içeydi. Maalesef yanılmadım. Konuşmalar başlamış, Taksim Meydanı tam bir şölen alanı gibiydi. Kim konuşuyordu hatırlayamıyorum. Taksim Meydanı'nın batı yönünde bulunan ve sular idaresi olarak bilinen merkezin duvarları üzerinden silah atışları başladı. Muazzam büyük kitle adeta sele kapılmış gibi dalgalanmaya başladığında meydandaki bir elektrik direğine sarılmakta buldum çareyi. Olası mı oraya tutunabilmek? İnsan seli beni 100 metre arkamızdaki kazancı yokuşuna sürükledi. Önden sürüklenen arkadaşlar kurşunlara hedef olunca ve parke taşlarına takılarak düşünce altımızda onlarca insanın bulunduğu bir insan barikatı oluştu. Yakın bir arkadaşımla göğüs göğüse sıkıştık ama altımızda bulunan ve üzerlerine bastığımız arkadaşların canhıraş sesleri ve yardım isteklerine hiç yanıt veremiyorduk. Biz onların üzerindeyken göğüs göğüse sıkıştığımız arkadaşımla ölümün soğuk nefesini rahatlıkla hissediyorduk. Arkadaşım benden kısa olduğu için sararan yüzünü görünce ona kendimce nefes alma mesafesi sağlamaya çalıştım. Ama ben ne kadar dayanabilirim ve bunun sonunda ölüme varabileceğimi kabul ederek Allah'tan yardım diliyordum. Düşünebiliyor musunuz? Hepimizin arkadaşlarımız üzerine basarak ayaktayız ve ölüme çok yakın olduğumuzu da hissediyoruz. Peki o kadar sıkışıklıktan üzerlerine basmak durumunda kaldığımız arkadaşlar ne yapabilirlerdi ki? Bazıları ne olur elimizi tutup bizi yukarı çekin feryatları hala kulaklarımda çınlıyor. Ne kadar sürdü hatırlamıyorum ama o süre saatler gibi geldi. Eczanenin camları kırılmasaydı biz de sıkışarak can verecektik. Kazancı yokuşunun hemen sağ tarafında bulunan bir eczanenin camları kırılınca sıkışıklık oraya doluşan arkadaşlarımız sayesinde azaldı ve arkadaşlarımız üzerine basarak verdiğimiz ölüm kalım mücadelesi bitmiş oldu. Biz o sıkışık halde ölümün soğuk nefesini hissederken üzerimizden kurşun yağmuru geçiyordu. Kazancı yokuşunun sol tarafında bulunan 5 yıldızlı otelin 2. katındaki balkondan üzerimize ateş ediliyordu. Kitlenin sıkışıklığı dağılınca ve oradan kurtulmak isterken üzerlerine basmamak için özel çaba sarf ettiğim arkadaşların öldüğünü fark ettim. Onların üzerine basmamak adına adeta sekerek oradan kurtulmaya çalıştığımı hala unutamıyorum. Kiminde kurşun yarası, kiminde ezilmekten kaynaklanan kulak ve burunlarından kanlar akmakta ve cansız biçimde yatıyorlardı. Biz sağ kalıp İzmit'e dönmüştük. Çok acıydı. Anlattıklarım yaşadıklarımın %1'idir. Hala zaman zaman rüyalarıma girmektedir. Böylesi bir acıyı, böylesi bir kara günü Allah bir daha ülkemizin işçi sınıfına ve devrimcilerine göstermesin. Amin. Hiç kimseye göstermesin. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. 1 Mayıs 77 gün ölen 34 kişiye Allah'tan rahmet, geride kalanlarıyla sevdikleri dostlarına ve ülkemizin tüm devrimcilerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Diliyorum yarınki 1 Mayıs törenleri ülkemizin her yanında ve kentimizde işçi sınıfının sağduyusuna yakışır biçimde huzur içinde kutlanır. İşçi sınıfının bu tek ve en büyük bayramı 1 Mayıs'ı kutluyor. Başarılar diliyorum demiş Sadun Çetin. Evet teşekkür ederiz. Acı çok acı ya. Çok da güzel anlatmış. Birebir şahidi yaşayanı. Bir şey diyecek misin? İşçi bayramı solcu bayramı değildir. İşçi bayramıdır diyor ana kumanda. İşçi bayramı aynı zamanda solcu bayramıdır. İşçi bayramıdır da yani solcuların yoğun katılım sağlamasını garip görmemek gerekir. Çünkü sosyalist felsefe temelinde işçi iktidarını barındıran bir siyasi. Solcu bayramıymış haline döndü tabii canım yani. Evet. Olmaması lazım ama bugünümüzde işte hak iş de yapıyor. Diğer görüşlerdeki sendikalar da yapınca o bir merkeze gelmeye başladı. Yani işçi diyorsanız
İşçinin AK Partilisi de var, solcusu da var, ülkücüsü de var, şeriatçısı da var. Her işçi neticede yani. İşçi blok olarak sol diye bir şey yok. Ama nedense işte temel siyasi felsefesi gereği sol örgütler işçi bayramını istismar etmeye devam edecekler. İstismar da demeyebiliriz. Yani onların üzerine çalışacaklar. Onların kitlesi o diyebiliriz ama bu acı olaylara sebep oluyor işte. Tabii ki o olaylarda, 77'deki olaylarda bir sürü şaibe var yani. Kim yaptı, nasıl oldu belli değil ki. Evet, Büyük Kocaeli Gazetesi 1 Mayıs Pazartesi. Bakan Işık'tan milli savunma çağrısı. Evet, Türkiye'de savunma sanayi çalışmaları toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türk mühendislerinin namerde muhtaç olmamamız için kendilerini sürekli geliştirmelerini istedi. Bakan diyor ki, savunma bakanımız, Türk mühendisleri kendinizi sürekli geliştirin. Namerde muhtaç olmamak için. Felaketin kıyısında yaşamak başlıklı yazısında İbrahim Gürsel'in özetlerini okuyacağız. Gülsüm Güney'den öfkelerimize veda okuyacağız. Arkadaşlar, sen şu felaket yazısını hemen oku. Dilek işaretli yerden okuyorum. İbrahim Gürsel'den. Cumartesi günü Habaş'a ait o tanker yanarken ne Kocaeli Spor Gölcük Spor maçı, ne siyasi çekişmeler, ne iş kaldı aklımızda. Ailemizi düşündük, çocuklarımızı düşündük. Gerçekten de tüpraş patlasa biz ne yapardık? İzmit'te hafta sonu olduğu halde her yer araç dolu, trafik felç haldeydi. Bırakın bütün sağlık ekiplerini o bölgeye göndermeyi, bir tane ambulansı bile yollamak saatler alabilirdi. İtfaiye yerinden kıpırdayamıyor. Peki iyi, çocuğumuzu, ailemizi nereye götürecek, nerede saklayacaktık? Hastaneler yaralıları almaya yeter miydi? 17 Ağustos deprem felaketini yaşamış insanlar olarak aslında bizim afet durumlarına en hazır şehir olmamız gerekirdi. Acil durumlarda kimin ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmesi gerekirdi. Ama hala bu konuda çok gerideyiz. Depremden sonra okullarda çocuklara göstermelik deprem tatbikatları yaptırıldı. Birkaç sene devam edip sonra unutuldu. Sadece çocuklar değil, bu kentte yılın belli dönemlerinde halkın katılım sağlayacağı düzenli afet eğitim programları yapılmalı. Sürekli yapılmalı. Daha çok bilinçlenmeli. Kendimizi artık çaresiz hissetmemeliyiz. Cumartesi günü Körfez'de gemi yandığından belki de çoğu kimsenin haberi yoktu. Olsa da umursamazdı. Başka yerde böyle bir felaket yaşansa herkes anında haber ulaşır ve insanlar hemen gereğini yapar. Ortada tek bir özel araç kalmaz. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye çabuk ulaşsın diye yollar boşaltılırdı. Cumartesi günü çok büyük bir felaketin kıyısından döndük. Saatli bomba gibi denizin üzerinde yanan o gemiye müdahale eden bütün ekiplere, bu kentte yaşayan biri olarak minnet borçluyum. Teşekkür ediyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şu afetlere hazırlık konusunda ciddi bir adım atılması gerekir. Lütfen bu işi önemseyelim, daha fazla üzerine düşelim demiş İbrahim Gürsel. Evet, önemli. Bir şey diyor musun bana bu arada? Yok, yarısını okumadığımız için öyle. Başında öyle yazmıyor. Yani ben uzun bir yazıydı. Sadece konuyu işleyelim, kayıtlara geçsin diye o bölümü okutturdum. Yani, ha, senin söyleyeceklerin başında var yazının. Ha. Ama yazının yarım olduğu belli değil mi? İbrahim Güzel böyle yazmaz. Başında bir şey var, bunu tahmin ediyorsun değil mi? Artık her gün okuyor ya. Kim ne yazar biliyoruz yani. Teşekkür ederiz İbrahim Güzel. Ve Gülsüm Güney'den devam edelim. Ya da ona okumadan şu şeyi beklet onu. 1 Mayıs konusu dağılmadan Mustafa Küpçü'nün kendine yabancılaşan işçi sınıfı ve 1 Mayıs. Şu yazıyı bir oku diyecek. Önce ondan sonra konuyu değiştirmeyelim istiyorum. Ya. Kendine yabancılaşan işçi sınıfı ve 1 Mayıs. Bugün 1 Mayıs. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü. Böyle mi acaba? İşçi sınıfı sınıf bilincine sahip mi, sınıfsal çıkarları için birlik olabiliyor mu? Daha iyi ve insanca bir yaşam için mücadele edebiliyor mu? Aynı iş kollarında, hatta farklı iş kollarında da olsa sınıf arkadaşlarının sorunlarına karşı duyarlı olabiliyor, dayanışma gösterebiliyor mu? 12 Eylül 80 darbesinden sonra emeğiyle yaşayanların yaşam koşulları sürekli olarak daha da zorlaştı ve hak kayıplarına uğradılar. Özellikle AKP iktidarı döneminde 12 Eylül yasaları bir türlü değiştirilmediği gibi taşeren işçilik, esnek çalışma, özel istihdam büroları gibi köle işçilik yasaları emeğin insanca yaşam umutlarını yok etti. Daha da kötüsü, sınıf bilincini yok edecek olan inançlara göre sendikacılık örneğini yaşamaya başladılar. Sendikalar üyelerini onlara bilinç kazandıracak ciddi eğitimlerden yoksun bıraktılar. Somut örnekler verelim. 2016 yılı itibariyle sigortalı işçi sayısı 13.038.351. Resmi sendikalaşma oranı %11.5. Fiilen sendikalar oranı %9.7. Toplu iş sözleşmesi kapsamında %7. Bu oran özel sektörde %4.6. Kayıt dışı istihdam %33.49. Oysa 2001 yılında sendikalaşma oranı %64.85 olarak belirlenmiş. Yani son 15 yılda sendikalı işçi sayısı mum gibi erimiş.
AKP döneminde işçiler en küçük bir hak kazanımına görememiş. Sendikalar parçalanmış, kayıt dışı çalışan işçi çalıştırılmasına göz yumulmuş. Emeğiyle yaşamaya çalışanlar köleleştirilmiştir. Örneğin en ağır işi yapan belediye temizlik işçileri taşeron emrinde düşük ücretlerle ve sendikasız çalışmaktadırlar. Esnek çalışma düzeniyle işçiler bir işverenin mutlaka egemenliğinde belirsiz çalışma koşullarında farklı iş yerlerinde çalışmaya mecbur hale gelmişlerdir. Çünkü bu ülkede reel ekonomi yani üretime ve ihracata dayalı üretim süratle gerilerken siyasi iktidar yandaşı inşaat sektörünün egemenliği sürmektedir. Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü sırada olmanın utancını yaşamaktadır. Çocuk işçilik ise bu ülkenin bir başka büyük utancıdır. Kimi siyasetçilerimiz bu utanç dolu insanlık dışı çalışma koşullarının farkında bile değildir. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü'nün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda küçük yaşta bir çocuğa ayakkabısını boyatması buna somut bir örnektir. Ya kadın işçiler? En ucuza ve çoğu sigortası çalışan kadın işçiler. Kriz anında işten ilk çıkarılan emekçiler oluyor. Son yıllarda kadın işçi sayısı giderek azalıyor. AKP iktidarının sözde hamilelik halinde kadınlara sağlanan uzun süreli izin hakkı kadınların iş bulmaları önünde en büyük engellerden biri ve işlerini yitirmelerine en önemli neden oldu. Ne yazık ki kadın emekçiler bu tuzağın farkında olamadılar. İşsizlik bu ülkenin en büyük sosyal sorunlarından biridir. Ancak siyasal iktidar işsizlik fonunu şimdi farklı amaçlar için kullanabilmektedir. İşte bu koşullar altında bu ülkede 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanacak. Eğer buna bayram denebilirse bu ülkede emeğiyle yaşamaktan başka çaresi olmayan ancak sınıfına yabancılaşmış tüm emekçilerin bayramını kutlarım demiş Mustafa Küpçü. Teşekkür ederiz. En dikkatimi çeken sendikalaşma oranının %60'lardan %7'lere düşmesi. Ya bunun izah edilir bir tarafı yok yani. Çocuk işçiler, kadın işçiler, taşeronlar, yani taşeronluk büyük bir yara değil mi? Taşeronlar. Taşeron uygulamalar. Yani Mustafa Küpçü'nün yazdığı yazıya benim diyeceğim bir şey yok. Sen bir şey diyor musun? Çarşamba günü Mustafa Küpçü'nün yazısını sabırla bekliyorum diyor. Ne yazacak acaba? Bir tane yerde bulmuş. İki bayramını kutlarken Çarşamba günü işçiler mi bayram kutlatıyor onu bekliyorum. Ana kumanda Mustafa Küpçü'ye diyor ki Çarşamba günü köşe yazısında şunu bekliyorum Mustafa Küpçü'den diyor. İşçiler mi bayramı kutladı? Bu bayramı kutlayanlar işçiler mi? O meydanlardakiler. Diye soruyorum diyor ana kumanda. O ayrı bir konu tabii ama yani şu yazıda yani hangisi yanlış hangisine katılmıyoruz diyelim yani. Bunun partisi pırtısı yok kardeşim. Yani sendikalaşma %60'lardan %7'ye düşmüş ise değil mi? Ya biz de bu İzmit'te yaşıyoruz. Yani belediyelerde, kamuda, özel sektör zaten sömürebildiği kadar sömürür. Onun işi o. Ama belediyeler, devletin eli olan yerlerde bile taşeron işçilik öne çıkarılıyorsa değil mi? Sendikalaşmanın önünde bir sürü engel koyuluyorsa ya da mevcut sendikalar belediyeyle kol kola yürüyorsa yani patron sendikasıyla görüşüyorsa ben Körfez Belediyesi'nde işten atıldım. Beni bir sendikacı aramadı ki ne oluyor sana diye ya. Bir kişi aramadı be. Allah'tan bulun. Aldığınız para bu ağzınızda burnunuzda dursun be. Bir kişi arayıp da geçmiş olsun kardeşim der ya. Belediye iş sendikası benimkiydi. Bir kişi aramadı. Hiç umurunda değiller. Ya o sendikalar dümenden sendika. Yani bunlarla ilgili benim var ya Mustafa Küpçü bunun gibi 5 tane de yazı yazsın komünist olacağım yani. O hale gelmişim yani. Bu o kadar haklılar ki kardeşim. Gözünüz görmüyor mu kardeşim ya? Ya aynı yerde çalışıyoruz. Direkt ekibimiz çalışıyoruz. Ben sendikalıyım direkt değil. Ben alıyorum 3000 lira direkt alıyor 1400 lira. Bayram geliyor içeriye bir görevli geliyor. Hediye getiriyor. Sözleşme gereği hediye. Bana veriyor direğe vermiyor. Gidiyor. Ya bu yanındaki insan boynu bükük kalıyor. Ya günah değil mi ya bunlar ya? He? Ramazan'da yardım dağıtıyor, getiriyorsun. Sendikalıya veriyorsun. Yanındaki oturan işçi arkadaşına vermiyorsun. Birine ver, birine verme ya. Bir baba evladına birine ver, birine verme yapar mı? Ya ne insani tarafı var? Ne vicdani tarafı var? Yani bunlara baka baka, böyle uygulamalara baka baka ki Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin taşeron işçilere verdiği söz çok haritayı değiştirmişti değil mi? Şeyi değiştirmişti atmosferi. Daha sonra AK Parti de verdi ama en ufak bir hareket görmedik. Önce bir kıvırdılar. Asıl işi yapanları alacağız. O anlamda söylemiştik dediler. Sonra asıl iş nedir belli değil. Ondan da vazgeçtiler. Ne oluyor belli değil. Ya bu işçilerin de hakkı günah ya. Günah be kardeşim ya. Mustafa Küpçü bunun gibi 10 tane yazı yazsın. Gideceğim TKP'ye üye olacağım ya. O kadar şişmişim yani. Şişmişim. Bu zulüm bu zulüm yani. Teşekkür ederim Mustafa Küpçü. Tam da İşçi bayramında yazılacak yazıydı. İslam'a uygun yapay zeka nasıl olmalı? Onu okuyacağız. Kamil Çöpür'ün Anadolu Ajansı ile ilgili yazısı var. Onu da saklayacağız. Daha sonra okuyacağız. Zaman yetmeyeceği için. Fazili Özkurt'un siz hangi mahalledensiniz yazısı da eskimeyeceği için saklayacağız. Şimdi okumayacağız. Ama şu
Şunu okumamız lazım değil mi? İslam'a uygun yapay zeka nasıl olmalı? Direkt sen şunu bir oku. Biraz güldüm ben bunu okurken Tanzer'in aldan. İşimiz zor, gerçekten zor. Neden bakın anlatayım. Bir vatandaş geçenlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na sordu. Gelişen teknoloji ve uygulamalarda yapay zekanın, robotların ve akıllı nesnelerin çağı olacağı görünmektedir. Belli yapay davranış ve duygular olacak olan robotlarda, yapay zekada ve akıllı nesnelerde toplumsal ahlaka uygun ve kullanılan yere göre kişisel ahlaka uygun, İslam ahlakı çerçevesinde bir çalışma yapılması gerektiği açık ve net olarak görülmektedir. Bu robotlarda veya yapay zekada İslam ahlakına uygun bir çalışmanın sonucu olarak da bir kitap yayınlanmasını talep ediyoruz. İslam ahlakına uygun yapay zeka tanıtımı nedir, nasıl olmalıdır? Bir İslam kültüründe yapay zeka veya robot nedir, nasıl olmalıdır? Diyanetin cevabı. Adı üstünde TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaş sorar mı sorar. Aklına takılmış sormuş. Ya günümüzde robotlar çoğaldı. Bunlar İslam ahlakına göre hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Edecekler mi, etmeyecekler mi? Komisyon dilekçeyi uzman kuruma, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na göndermiş. Diyanet de cevaplamış. Şimdiye kadar bu konuda hiçbir kişi ve kurumdan dini aydınlanma talebi gelmemiştir. Yapay zekaya sahip robotların üretimi ve kullanımıyla ilgili İslam ahlakı çerçevesinde değerlendirme yapmak üzere kurulan komisyon çalışmaya başlamıştır. Şimdi ne olacak? Dedim ya, işimiz zor. Yapay zeka konusunda, robot yapımı konusunda önder bir ülke olsak neyse. Robotun zekasını İslam ahlakına göre düzenleriz. Hal ve tavırlarını ona göre ayarlarız. Olur biter. İster misiniz şimdi yeni bir düzenleme getirelim? İthal edeceğimiz robotların İslam ahlakına uygun olup olmadığını kontrol edelim. İslam ahlakına uygun olmasının şart koşalım. İslam ahlakından ne anladığımızı da madde madde belirtelim. Bazı konularda İslam ahlakına uygunsuzluğu varsa ithalatına izin vermeyelim. Tamam, bunları yapalım da Türkiye laik bir ülke. Ülkemizde sadece Müslümanlar yaşamıyor ki. O zaman ne yapacağız? Bence bu işin çözümü şu. Bu konuda İslam ülkelerine öncülük edelim. Robot üreten firmalara baskı yapalım. Firmalar İslam ahlakına uygun robotlar da yapsınlar. Ha şimdi şeytanın aklına gelen soru. İslam'ın özüne uygun ahlak kalmadı ki özellikle Türkiye'de. Bakın onu bilmem. Bir kez daha söyleyeyim. İşimiz gerçekten zor demiş Tanzer Ünal. Evet. Kamera şakası değil. Tanzer Ünal geçiyor sizi. Benim aklıma şey geldi. Şaka gibi değil mi yazı? Şimdi şey geldi benim aklıma. Ezan okuyan, ne bileyim şey var, seccade, bilmem ne satılıyor ya, yanmayan kefen filan satılıyor ya, böyle garip garip şeyler. Şimdi biz namaz kılan robot yaparız. Namaz kılan robot yaparız, onu bir kurarız. Namaz, ezan saati, namaz saatinde gitsin, beş vakit namaz kılsın. Biz kendimizi ondan azade ederiz. Benim robotum namazı kılıyor kardeşim deriz. Ay Allah. Ama İslam ahlakına uygun derken, bak şimdi geçen akşam haberlerde izledim. Rusya bir robot tasarlamış. Tamamen barışçı amaçlı tasarlanmış. Yine insan fiziğine benzer bir fiziği var. Bayağı mesela çip var. Sen ne yaparsan aynısını yapabiliyor o anda. Bir de kendisi de karar verip yapabiliyor. Rusya onu dünyaya tanıtırken barışçı robot, işte uzaya gönderip uzaydaki tehlikeli işleri yaptıracağız, işte mekiklerdeki arızaları için yapıyoruz diye açıklama yapmıştı ama birkaç gün önce dünyaya tanıttı basın huzurunda. Robotun içerisinde iki tane otomatik silah, hedef var önünde, bütün hedefleri sıfır hatayla vuruyor. Yani barışçıydı. Yani o robotları savaşa sürse, robotta kalp yok, gerçi kendilerinde de yok da kalp yok, belki robot insafa gelir mi, ne bileyim. Yani bu gidiş, böyle bir gidiş var yapay zeka ile alakalı. Duygusu olan bir robot yapamayacakları için o robotun çiplerinde uluslararası standart getirilsin. İslam ahlakı dediğimiz nedir? İnsan öldürmesin, ağaç kırmasın, kesmesin, çevreye zarar vermesin, yalan söylemesin filan gibi, yani insanı, hayatını kolaylaştıracak işler yapsın. Arzu odur. Yani o anlamda herhalde Diyanet'e sorulmuş ama Tanzer Ünal da şaka gibi yazmış. Gerçekten güldük biz de. Teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı yazısını Kamil Çöpür'ü saklıyoruz. Mehmet Özmen'in AK Parti temizlik böyle yapılacak yazısını direkt okuyor. Mehmet Özmen'i okuyalım. AK Parti'de temizlik böyle yapılacak. Gözler AK Parti'de. 21 Mayıs günü belki de Türk siyaset tarihi için bir milat olacak. Atatürk'ün ardından ilk kez bir cumhurbaşkanı partili sıfatı ile siyasi bir kimlik kazanacak. Yarın AK Parti üyelik işlemlerini başlatacak olan Recep Tayyip Erdoğan 21 Mayıs tarihindeki olağanüstü genel kurulu ile partinin başına geçecek. Bu zamana kadar belki de tarafsızlık ilkesi... Bir dakika.
Atatürk'le ilgili kısmını tekrar üstüne basarak. 21 Mayıs günü belki de Türk siyaset tarihi için bir milat olacak. Atatürk'ün ardından ilk kez bir cumhurbaşkanı partili sıfatı ile siyasi bir kimlik kazanacak. Evet. Atatürk'ün ardından ilk kez bir cumhurbaşkanı partili sıfatı ile siyasi bir kimlik kazanacak. Atatürk'ün ardından. Atatürk öyleydi anlamında. Mehmet Özman onu yakalamış, onun için yazıyor. Devam edelim. Tamam, anlaşıldı. Devam edelim. Duyurulur diyor ana komando. Yarın AK Parti üyelik işlemlerini başlatacak olan Recep Tayyip Erdoğan 21 Mayıs tarihindeki olağanüstü genel kurulu ile partinin başına geçecek. Bu zamana kadar belki de tarafsızlık ilkesi göz ardı edilerek yapılan her türlü muhabbet artık resmiyet kazanacak. Bundan sonra Erdoğan önünde yasal mahiyette bir engel kalmamış olacak. Bundan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz. Çünkü bir referandum ile yönetim sisteminde bu kadar köklü bir değişiklik yapılıp partili cumhurbaşkanının önü açılabildiyse bundan sonrasının çok daha radikal hamlelere gebe olduğunu sık sık hatırlatmamıza gerek yok herhalde. Erdoğan'ın bir konuda, yani kelle alma konusunda çok ciddi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Genel başkanlık serüveninde bir an evvel başlaması konusu bu yüzden önemliydi. Teşkilatları eline almak üzerindeki dolaylı etkisini direkt hale getirmek için bunu yapmak zorundaydı. Nitekim yapıyor da. Erdoğan'ın ilk etapta Bakanlar Kurulu'nda bir değişime gitmesi bekleniyor. Bakın, bu durum özellikle bazı bakanların büyükşehir adaylıkları ile ilgili adlarının sürekli kulislerde olması nedeniyle çok önemli. Kabinede yapılacak değişiklikler gelecek yıldan itibaren başlaması muhtemel adaylık yarışını da tetikleyebilir. Kocaeli'nin de bu konuda sürekli olarak kulislerin döndüğü bir kent olduğunu düşünecek olursak, meselenin bir şekilde biz de yakından ilgilendirdiğini söylersek yanılmış olmayız. AK Parti'deki büyük değişimden nasibini sadece teşkilatları almayacak. Aynı zamanda belediye yönetimlerinde de önemli değişiklikler yapılacak. Bazılarına bu kadar yeter denilecek. Bazıları da bir dönem neyine yetmiyor denilerek kızağa çekilecek. 12 ilçenin tamamı değişmeyecekse de en az 2014 yılındaki gibi radikal adaylık değişikliklerinin yapılacağı o kadar bariz ki. Fakat bu durum öyle iddia edildiği gibi istifa ettirmek ya da görevden alma gibi durumlarla gerçekleşmez. AK Parti kuvvetle muhtemeldir ki meseleyi kendine zarar dokunmayacak şekilde sokarak olacaksa da zararı minimize... Yoruldun mu direkt? Yok, yorulmadım da yazı silik. Sana gözlük vereyim mi? Yok, gerekmez. Sizin yaşlarınıza geldiğimde inşallah nasip olursa eyvallah, ben de takarım. Eyvallah, tamam. AK Parti kuvvetle muhtemeldir ki meseleyi kendine zarar dokunmayacak şekle sokarak olacaksa da zararı minimize ederek meselenin üstesinden gelecektir. Ama az şu gözlüğü, bir şey anlayamadım. Ama silik ya. Yazılmış. Yani ya yazılı şekilde. Bir anlayamadım ben. AK Parti kuvvetle muhtemeldir ki meseleyi kendine zararı dokunmayacak şekle sokarak olacaksa da zararı minimize ederek meselenin üstesinden gelecektir. Tamam, kendini AK Parti zarar görse bile burada zararı en az şekilde atlatmaya bakacaktır. O şekilde çözüm üretecektir AK Parti diyorum Mehmet Özmen. Devam et. Mesela AK Parti bünyesindeki FETÖ soruşturmasına başladı diyelim. Bunu kamuoyunda yapmayacaktır. İlçe başkanı ise kongrelerde, belediye başkanı ise yerel seçimlerde aday göstermeyerek kişileri yavaşça kendinden uzaklaştırdıktan sonra soruşturmayı derinleştirecektir. Zira 17-25 Aralık muhabbetlerinin ardından aday olarak gösterip seçtirdiğin belediye başkanını istifaya zorlar ya da görevden alırsan sıkıntıyı sadece o kişi değil parti bütünüyle yaşamaya başlar. Kısacası her şeyin bir yolu yordamı var. İlimizde de bu konuda huzursuz olan belediye başkanlarının, ilçe başkanlarının, önemli diyebileceğimiz parti yöneticilerinin, hatta partili görünen para babalarının olduğunu biliyoruz. Zaten kamuoyunun malumu olan, geçmişteki ilişkileri bilinen bu kişileri açık açık burada yazmaya gerek yok. AK Parti'yi çetrefilli bir süreç bekliyor. Bu kadarını bilmek herkese yeterli, artar bile demiş Mehmet Özmen. Evet, teşekkür ederiz. Onu saklanacak yazı yok. Var mı bir şey söyleyeceğiz? Partili cumhurbaşkanı olur mu diyenlere Atatürk örneği yeter diyorsun. Son bir yazı okuyabiliyoruz mu? Kısa. Siyasi gerginlikleri kapatmamak için psikolog gözüyle Zümrüt Sevinç 30 Nisan Pazar günkü yazısını, yüreğe dokunmak. Bu yazıyla yavaşça oku, direkt sindire keyifli de, yani programı izleyenler programdan sonra kendilerini sağdan soldan aşağı atmasınlar. Düzgün olsun. Psikolog gözüyle yüreğe dokunmak. En son ne zaman birisinin yüreğine dokundunuz? Başka birisi için bir şey yaptınız? Ne zaman gerçek anlamda duygulanıp gözleriniz yaşardı? Küçük bir çocuğun gözlerindeki mutsuzluğu gördünüz. En son ne zaman bir arkadaşınızı anlamaya çalıştınız? Uzun uzun dertleştiniz. Ne zaman çıplak ayakla toprağa basıp bütün elektriğinizi boşalttınız? En son ne zaman şımarttınız kendinizi? Sevdiniz, beğendiniz. Hayatın ne kadar anlamlı, yaşamanın, nefes almanın nasıl önemli olduğunu ne zaman itiraf ettiniz kendinize?
Dimdik durup eğilip bükülmeden ben buradayım, iyi ki varım dediniz. Yüreklere dokunmak önemlidir. Parmaklarınızın ucunda attığını hissedersiniz. Farkındalığı yakalarsınız. Aslında hepimiz o kadar uzun süredir yüreklere dokunmuyoruz ki, öylesine unuttuk ki insan olduğumuzu, iyilik yapmayı, olumlu düşünmeyi, inanmayı, güvenmeyi, güzel olan her şeyi unuttuk. Dostluğu, arkadaşlığı, yoldaşlığı gerilerde bıraktık. Yürekler atmıyor şimdi. Yerini yapay kalplere bırakmış. Görmüyor, duymuyor. Ama en önemlisi hissetmiyor. Ruh olmayan bir sürü insanız artık. Öylesine dolaşıyoruz ki ortalıklarda. Amaçsız, sevgisiz, cesaretsiz. Birileri belki yüreğimize dokunur da kendimize geliriz diye demiş Zümrüt Sevinç. Necip Fazıl Üstad rahmetli derdi ki, bıçak soksan gölgeme sımsıcak kanım damlar. Gir de bir bak ülkeme, başsız başsız adamlar. Herhalde onu hatırlattı bana Zümrüt Sevinç. Teşekkür ederiz. Bitti değil mi? Tamam. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlar adına bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle köşe yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Malumunuz Kocaeli'nin gündemi programı köşe yazarları üzerinden yapılan bir program. Dolayısıyla biz de kendi düşüncelerimizi ara ara ilave ediyoruz. Bunu yaparken kantarın topuzunu kaçırırsak, sürçülisan edersek hoş görün. Çünkü bize sürçülisan etmek, size hoş görmek yakışır. Dilek Dilamet amcalara bir el salla. Bugün biraz uykusuzdum, kusura bakmayın. Tamam, anlaşıldı. Bir sonraki programda Allah sağlık sıhhat fırsat verirse biz sizin karşınızda olacağız. Siz de bizim karşınızda olun. İyi haftalar diliyorum.